İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir süredir ara verdiğimiz teke teki bu akşam yeniden başlatmıyoruz. Sadece bu akşama özel bir teke tek programı yapıyoruz. Türkiye'nin gündeminde biliyorsunuz uzunca bir süredir, yaklaşık 1,5 aydır çok önemli bir konu var. Şike soruşturması. Temmuz başında başladı. Bir pazar sabahı herkes şok oldu. Çünkü Fenerbahçe'nin neredeyse efsaneleşmiş başkanı Aziz Yıldırım gözaltına alınmasıyla başladı operasyon. Ardından deliller, bilgiler havada uçmaya başladı. Hangisi doğru, hangisi yanlış ayırt edemediğimiz pek çok şey oldu. Ve ardından tutuklamalar geldi. Bugün pek çok önemli spor adamı, içinde hukukçuların da olduğu pek çok önemli spor adamı, spor yöneticisi, teknik direktör, futbolcu tutuklu durumda. Ve bugün de her şeyin üstüne tüy diken bir haber geldi akşamüstü saatlerinde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak denildi. Bütün bu gelişmelerden bağımsız biz de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar'la geçen hafta konuşmuş, bu hafta için sözleşmiştik. Aslında pazartesi günü için yapalım diye düşünmüştük. Ancak daha sonra benim çarşamba yapalım başkanım demem üzerine Mehmet Ali Bey de kırmadı. Peki çarşamba yapalım dedi ve çarşambaya kaldı. Ve bu ilginç güne kaldı. Ben buna Türk futbolunun bugüne kadarki en kara günü diyorum. Daha neler olacağını tabii bilmiyoruz bundan sonra. Kara bir dönemin de başlangıcı gibi geliyor bana. Çünkü kim bilir daha neler olacak bugünden kestirmek güç. Bütün bunları konuşacağız Federasyon Başkanı Sayın Aydınlar'la. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kere önce Allah kolaylık versin diyeyim. Yani herhalde hiçbir federasyon başkanı sizinki kadar sıkıntılı bir döneme denk gelmemişti. Başkan olurken bütün bunlar bir haberiniz var mıydı bir şeyler olduğundan? Hayır, kesinlikle yoktu. Olsaydı olur muydunuz başkan yine de? Olsaydı olmazdım. Olmazdınız. Tabii açıkçası olmazdım. Peki hiç böyle şüphelendiğiniz oldu mu? Çünkü işte Mahmut Özgener'in aday olmaması, çekilmesi normalde pek öyle şeyler olmaz. Belediyeler başkanları devam etseler. İktidar Partisi'ne yakın isimlerin adı geçiyordu. Onlar birdenbire çekildiler ve size kaldı iş. Ya bu işte bir iş vardır diye düşündünüz mü hiç? Fatih Bey doğrusu hiç düşünmedim. Evet. Halen de kötü bir şey düşünmüyorum. Bana işte muhtelif kulüplerden talep geldi. Bu talebi ben kabul ettim. Evet. 29 Haziran'da seçim oldu. Biz 1 Temmuz'da ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Görev taksimimizi yaptık. Ve ben o akşam tatile gittim. Çok dinlenmiş, yorulmuştum. Pazar sabahı uyanıp... Ertesi akşam, ertesi gün. Evet, pazar sabahı 3'ünde telefon açtığımda mesajlar arka arkaya gelmeye başladı. Ve bu olayla yüzleştik ilk defa. O tarihten bu yana da gerçekten çok hızlı bir süreç yaşadık. Halen yaşamaya devam ediyoruz. Her an kararlar değişiyor, değişik olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani biz... 2 ay oluyor yaklaşık yakında ama herhalde 2 senelik bir süreci yaşamış mıyım? Hakikaten evet. Öyle. Hemen gündemdeki güncel olayla başlamak istiyorum. Bana bugün sabah erken saatlerde UEFA'daki bir dostumdan bir telefon geldi. Dedi ki UEFA dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı yolladı. Ve bu yazıda diyor ki Fenerbahçe ile konuşun. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden kendi arzusuyla çekilsin. Eğer Fenerbahçe bunu kabul etmezse siz Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne yollamayın. Yok eğer siz Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne yollarsanız biz hem Fenerbahçe'yi hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nu uluslararası turnuvalardan men kararı alacağız. Eğer böyle bir sonuçla karşılaşmak istemiyorsanız Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gelişine izin vermeyin. Aksi takdirde 10 yıla kadar Türkiye'nin hem milli takım hem kulüp takımları bazında uluslararası turnuvalara katılmasını engelleyeceğiz diye bir yazı yazdım. Ben akşam sizi aradım. Telefonunuz kapalı. Hemen sizi aradım. Telefonunuz kapalıydı. Belki toplandınız bilmiyorum. Bizim spor salonu arkadaşlarıyla paylaştım ve bunu yarınki yazımda da yazdım. Hakikaten UEFA'dan böyle bir yazı geldi mi size? Evet, UEFA'dan bize dün öğleden sonra böyle bir yazı geldi. Aslında yazı geldiğinde biz kulüp başkanlarıyla toplantı halindeydik. Yazı gelince saat 16 sularında sanıyorum Fenerbahçe'yi temsil eden ikinci başkan Nihat Özdemir ve Ali Koç vardı.
Onlarla ben bir görüşme yaptım. Bu yazıyı kendilerine tebliğ ettim. Oradaki yazıda sizin söyledikleriniz aşağı yukarı yazıyordu ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağını, bu konuda Fenerbahçe'nin özveride bulunmasını, eğer Fenerbahçe katılmak isterse bunu Türkiye Futbol Federasyonu'nun katılmasını engellemesini, aksi takdirde yine Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne almayacaklarını ve bu arada Türkiye hakkında cezai işlem uygulayacaklarını, burada da 8 yıla kadar. 8 yıla, ben 10 yıl. Evet, 8 yıla kadar ceza verebileceklerinden bahsediyordu. Ben de bu yazıyı Fenerbahçe yöneticilerine tebellü ettim. Onlar da alıp değerlendirelim dediler yazıyı. Çünkü bu aslında bizim bir kararımız, bir yaptırımımız değil. UEFA'nın bir yaptırımı. Siz bunu yapmasaydınız Türkiye ceza alacaktı. Evet, yani şimdi yani aslında UEFA yani Avrupa Şampiyonası finallerinden, Dünya Kupası finallerinden dışarı çıkacak milli takım bazında. Hem milli takım hem de kulüp takımları da, diğer kulüp takımları da gidemeyecek. Şimdi ve bugün saat 12'ye kadar süre vermişlerdi. Onun üzerine biz dedik ki yani saat 12'ye kadar bizim cevap vermemiz çok zor. Fenerbahçe'de bir karar verecek. Ya bunu akşam saatlerini diye işte öğleden sonraki saatleri kabul ettiler. Biz UEFA ile telefonla temasa geçtik. Daha sonra sabahleyin Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bize bir yazı geldi. Biz böyle bir şey yapmayacağız diye. Şöyle, birincisi bizim 15 Ağustos'ta açıkladığımız karara bağlı olduklarını, yani iddianameden sonra bu konuyla ilgili karar verileceğini söylemiştik biz. Evet. Kendilerinin o noktada olduklarını. Ayrıca bu zaman kısıtında, bu kadar dar bir süre içerisinde bu konuya cevap veremeyeceklerini, müsbet veya menfi cevap veremeyeceklerini ifade etmişlerdi. Daha sonra Ali Koç federasyona geldi. Kendisiyle yüz yüze bir görüşme yaptık. Öğleden sonra tekrar biz aradık. Ali Bey ve Ali Yıldırım, iki Ali Bey. Aziz Bey'in kardeşi. Evet, kardeşi. Onlar geldiler. Onlarla birlikte tekrar durumu değerlendirdik. Ya burada çünkü bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Öbür türlü biz Türkiye'yi risk etme şansımız yok. Türkiye ceza alacaktı. Bunun kendileri de farkında zaten. Kendileriyle bu şeyi paylaştık. Ve biz daha sonra da bir yönetim kurulu yaparak bu kararı aldık. Bu kararla ilgili bir dönüş ihtimali var mı? Yani şu açıdan sonra Fenerbahçe'nin uluslararası tahkime, kasa gitmesi, oradan bu kararın aleyhine bir karar çıkarttırması gibi bir süreç işleyebilir mi? Yoksa bu karar şimdi şöyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor. Dünyanın en önemli markası olarak görüyor Şampiyonlar Ligi'ni. Ve burada sıfır riskten bahsediyorlar. Ve aslında biliyorsunuz pazartesi günde UEFA'nın şikeden sorumlu temsilcisi İstanbul'daydı. Evet. Kendisiyle birlikte biz bu davaya bakan savcıyı ve başsavcı vekilini birlikte ziyaret ettik. Birlikte toplantı yaptık. Orada onların ifadesi sıfır tolerans. En ufak bir risk varsa Şampiyonlar Ligi'ni takımları kabul edemeyecekleri yönündeydi. Ve orada savcılardan özellikle bizim karar vermeme gerekçemiz gizli kararın olması ve kulüplerin insanlardan savunma alamamamızdı. Onlar bu gizli kararın kaldırılmasını talep ettiler. Bunun UEFA talep etti. UEFA temsilcisi talep etti ve savcılar da bunun mümkün olmadığını, yasaların buna izin vermediğini, ya dolayısıyla dava iddianame hazırlanıp dava açılıncaya kadar bu gizlilik sürecinin devam edeceğini ifade ettiler. İşte bunlar UEFA temsilcisi polisin açıklamasının olduğu, 19 maçta şike olduğu yönünde. Ayrıca bu kadar insan tutukluysa hakimlerin boşuna tutuklama yapmayacaklarından bahsettiler. Hatta siz nasıl olsa mahkemeye çıkarıp tutukladınız, tutuklama kararı verdiniz. Mahkemeye işte basın da girer, tutuklananların yakınları da girmiştir. Dolayısıyla burada gizlilik kalmamıştır. Tabii onun üzerine savcılar Türkiye'deki soruşturma aşamasındaki mahkemede işte basının olmadığını, yakınlarının olmadığından vesaire bahsederek ya bu konuda yapılabilecek bir şey olmadığını. Peki UEFA yetkilileri herhangi bir belge gördüler mi? Hayır, hiçbir belge görmediler. Ama şunu söyleyeyim ya, UEFA'nın Türkiye'de medya takip sistemi var. Evet. Türkiye'de çıkan her haberi günlük olarak alıyorlar.
Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu da günlük olarak Türkiye'de futbolla ilgili rapor veriyor. Zaten bu konuyla ilgili görevlendirdikleri bir kişi var şikeyle ilgili. Dolayısıyla artı Türkiye'den çok sayıda mail ve yazı gittiğini kendilerine ifade ettiler. Hatta onlar medyada çıkan haberlerin bile kendileri için yeterli olduğunu, yani dolayısıyla bu konuda karar verilmesi. Ama biz sonunda şuna ikna oldular ki gizlilik kalkmadığı sürece bizim böyle bir karar vermemekte haklı olduğumuzu... Federasyon hak verdiler, evet, yani orada. Evet, hak verdiler ve bunu kabul ettiler. Peki kendileri niye federasyon bu kararına uymadılar? Kendileri burada en ufak bir şüphe var ise Şampiyonlar Ligi'ni almayacaklarını ifade ettiler. Aslında ya biz bunun sinyallerini daha önceden almıştık. Ben 15 Ağustos'ta bu kararı açıklamadan önce kararı açıklarken aslında orada bir söz söylemiştim. Bu söz de eleştirildi. Ben takımlar kendileri karar versin. Varsa şüpheleri, evet, gitmesinler diye bir, evet, şey, evet, söylemiştim. Aslında bunu bilinçli olarak ben orada söyledim. Bir kulübümüz de beni sürekli eleştiriyor. Aslında yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Galatasaray. Galatasaray eleştiriyor. Trabzon'da eleştiriyor. İşte bir de benim önemli kararlardan önce Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya geldiğim ve birlikte karar aldığımızı iddia edenler var. Yani ben gerçekten çok şaşırıyorum. Hayretler içerisinde kalıyorum. Ben bu kişilerle federasyonda görüşüyorum. Bütün kulüp temsilcileriyle, başkanlarıyla görüşüyorum. Bundan doğal bir sorun şey olanların federasyona gelmesi çok normal yani. Bunda acayip bir şey yok. Gayet tabii, bu bile eleştiriliyor. Aslında o gün toplantıdan önce de evet ben yine Fenerbahçe'nin ikinci başkanı ve as başkanıyla görüştüm. Bu görüşmede de ben bunu tavsiye ettim. Yani dedim ki UEFA'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmazsanız iyi olabilir gibi duruyor. Ya bu konuyu bir değerlendirin değil mi? Onlar da değerlendireceklerini söylediler ama daha sonra değerlendirip hayır katılmaya, evet, karar aldıklarını söylediler. Yani biz her şeyden bir şey arıyoruz maalesef. Aslında biz bu süreci en doğru, en hukuka uygun şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Yani gizli saklı hiçbir şey yapmıyoruz. Her şey aleni. Zaten yapılan şeyler ortada. Ama gerçekten futbol çok zor bir süreçten geçiyor. Ben şunu isterim. Ya bu süreçte hep herkesin bize yardımcı olmasını defalarca talep etmene rağmen, evet, maalesef bu süreçten faydalanmak isteyenler de çıktı. Galatasaray mesela burada çok yanlışlar yaptı diye düşünüyorum. Ben kulüp ismi vermek istemiyorum. Burada çok eleştiriliyorum. Yani şunun için aslında benim ne Galatasaray'la ne Trabzonspor'la ne Beşiktaş'la ne başka bir takımla benim bir problemim yok. Şimdi benim gayet tabii bir tuttuğum takım var. Yoksa futbolda işim olmaz zaten. Yani bunun için eleştiriyorum. Bunun için federasyona takılan isimler var vesaire. Ama ben gerçekten... Federasyon diyorlar. Evet, ben objektif olmak zorundayım ve objektif olduğuma inanıyorum. Öyle davranıyorum. Ve benim ilk günden itibaren söylediğim, yani soğukkanlı olalım, medya üzerinden demeçler vermeyelim, varsa bir şey karşılıklı oturup konuşalım, insanları futbola döndürelim, bu diğer işten yavaş yavaş uzaklaştıralım şeklindeki çabamız. Kulüplerin büyük bir kısmının buna saygılı davranmasına rağmen maalesef arada bir yapılan saldırılarla diyeyim bu birliktelik bozuluyor ve bundan bence futbol zarar görüyor. Kesinlikle. Ve futboldaki bütün bireyler, bütün kulüpler zarar görüyor. Bu zarar daha da büyüyebilir. Yani bu öyle olacak tek zaten. Başımıza bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani burada herkesin sorumluluğunun farkında olması gerekir. Ama ben sorumlu davranacağım. İşte 5 kişi, 10 kişi veya kulüp sorumlu davranacak. Ama 3-5 tanesi veya 1-2 tanesi sorumsuzluk yaparsa bunun bedelini hep beraber öderiz. Yani futbol ailesi olarak öderiz. Bir şeyi merak ediyorum. Federasyonun kozmik odasına bir takım belgeler geldi. Evet. Emniyetten ve savcılıktan. Bu belgeler şike yapıldığını gösteren belgeler ve etik kurulumuz bundan inceledi. Peki etik kurulu incelediği belgeleri UEFA'da inceledi mi? Veya etik kurulu raporu UEFA'ya da bir kopyası gönderildi mi? Hayır, kesinlikle hayır. Niçin? Şöyle, henüz soruşturma bitmiş değil. Etik kurulun raporunu bir tek ben gördüm. Ben okudum. Benim dışımda okuyan yok. Sadece ben okuduğum rapordaki bilgileri yönetim kurulundaki arkadaşlarımla paylaştım. Yani orada karar vermek için bunu paylaştım. Niye herkes okumadı? Ya bu gizli bir belge. Ve burada bu gizlilik ihlal edilirse 1 ila 3 yıl arası hapis cezası var. Medyaya çıkarsa %50 ceza artıyor. Ya dolayısıyla bizim burada gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Biz hatta bu odada da gerçekten çok iyi önlemler aldık. Oraya bir çelik kasa koyduk. Bütün klasörler o kasanın içerisinde. Dedikodular var. Oradaki belgeler birileri yürüttü götürdü. Kesinlikle falan. Mümkün değil. Şunu söyleyeyim. Ya bir defa hem içeride hem dışarıda kamera var ve bütün halen kayıtlar devam ediyor. Yani giren ve çıkan herkesin kaydı var. Hiç kimse bir şey sokamıyor ve çıkaramıyor. Artı kalem girmiyor, fotoğraf makinesi, cep telefonu vesaire bütün elektronik eşya girişi değil. Etik kurul orada mı toplanıyor? Etik kurul orada toplanıyor. Oraya girerken de oraya parmak iziyle girilebiliyor. Kapı ancak parmak iziyle açılıyor ve orada 10 kişinin parmak izi tanımlı. Ya o 10 kişi dışında başka hiç kimsenin girmesi mümkün değil. Ya biz bu kadar özen gösterdik, önlem aldık. Ya muhtelif şeyler çıkıyor zaman zaman. Ben konuştum, işte gördüm vesaire. Evet. Ben görmedim. Ya açıkçası ben belgeleri de görmedim. Ben sadece bahsettiğim gibi bize verilen kısa raporu ben okudum. Orada maçlarla ilgili de görüşler vardı. Bunu da hiç kimseye de paylaşmadım. Genel olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla paylaştım. Ya biz gizliye son derece önem veriyoruz. Peki yine ben bu UEFA'dan gireyim. Daha çok konuşacağımız çok ya şey var. UEFA şunu söyleyeyim. Ne savcılıkta, ya medyada da böyle haberler çıkıyor. Ne savcılıkta zaten federasyona gelmediler ne de bizden herhangi bir belge görmedi. Kendilerine herhangi yani onlar belge sadece vermedi. Bir kanaat, medya medyadan haberleri haberler. Ve madem mahkeme tutukladı demek ki arkasında bir evet, şey var. Evet onlardaki şey o. Yani hakim tutukladıysa mutlaka bir şey vardır. İşte polis bunu söylüyorsa boş yere bunu söylemez. Bu bizim için yeterli kanaattir noktasındalar. Medyada çıkan haberler bizim için peki yarın Fenerbahçe aklındasa UEFA ne yapacak? Biz tazminat öderiz dediler. Biz onu söyledik. Onu kabul ettiler. Biz tazminatını öderiz dediler. Ona hazırlıklar. Evet. Şeyi de soracağım tabii. UEFA'nın burada sanki bana göre bir çifte standart var. Başka ülkelerde farklı, Türkiye'ye farklı bir uygulama yaptı gibi bir hissiyat var hepimizde. Bir reklam arası vereyim sonra onu soracağım. Başkanım şimdi dedim ki UEFA çifte standart uyguluyor. Niye? İtalya'da benzer şike soruşturmaları oldu ve o şike soruşturmaları olduğu dönemde İtalyan takımları Avrupa kupalarında çatır çatır oynadılar. Yanlış hatırlamıyorsam Milan mesela. Ve bunları kupalardan ihraç etmedi. Ya karardan sonra katılamadılar ama karar alınıncaya kadar yani ulusal federasyon kararını verip de şikeden dolayı bu takımı cezalandırıncaya kadar UEFA herhangi bir yaptırım uygulamadı. Keza başka ülkelerde 2 sene süren, 3 sene süren soruşturmalar oldu. UEFA hiç ilgilenmedi. Soruşturma bitince ancak karara baktı. Bizde ise daha soruşturma aşamasında Fenerbahçe'ye bir ceza veriyor. Çat diye. Bu bir tutarsızlık değil mi? Ne diyor UEFA bununla ilgili? Ya da sordunuz mu bunu? Yani şöyle, UEFA şunu söylüyor. Diyor ki, Yunanistan'da biz 2 takımı 5 yıl ihraç ettik. Bize çok ciddi baskı var. Yunanistan küçük bir ülke. Yunan takımlarına cezayı veriyorsunuz ama Türkiye'de ciddi bir soruşturma var. Bir sürü yönetici içeride tutuklu yargılanıyor ve siz Türkiye'ye hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya yani bir işin bence bu boyutu var, baskı boyutu var. İkincisi Türkiye'den de bir takım baskılar olabilir. Yani sürekli UEFA'ya yazıların gitmesi, maillerin gitmesi vesaire. Bir de Platini'nin biliyorsunuz bu konuya çok önem vermesi, evet. Sıfır tolerans demesi. İşte biz başkanımıza karşı sorumluyuz. Sıfırın üzerinde bir şüphe varsa biz bunu yapamayız gibi bir takım açıklamaları var. Ve doğrusu bu çok ani gelişen bir şeydi. Yani burada hemen işte dün yazı geliyor. Bugün öğlen 12'ye kadar karar verin deniliyor. İşte o akşama kadar sarkıyor süreç. Dolayısıyla bu kısa sürede yapılabilecek bir şey yok. Bir de tehditin boyutu Türkiye'nin ceza alması. 8 yılda tehdit edilen bir şey var. Yani dolayısıyla biz burada Türkiye'yi riske edemezdik. Yani dolayısıyla biz bu doğrultuda karar almak zorunda kaldık. 8 yıl demek Türkiye 2 Avrupa Şampiyonası'na milli takım olarak bir Dünya Kupası'na katılamayacak. Artı takımları da 8 yıl boyunca hiçbir turnuvaya katılamayacak. Burada örnek olarak şunu gösterdi. Hatta gönderdikleri yazıda da var. Daha yeni Makedonya'da bir takıma 8 yıl ceza vermişler. Bu peki Fenerbahçe açısından olumsuz bir örnek. Yani Fenerbahçe demek aslında ki bu karar Fenerbahçe için olumsuz değil. Yani neden olumsuz değil? İnşallah temiz çıkar, sonunda bir şey çıkmaz. Ama sonunda
eğer bir suç çıkarsa Fenerbahçe belki sadece bu seneyi de bu işten kurtulabilir. Kurtulmuş olabilir mi? Evet, olabilir çünkü bu sene gitmemiş oluyor. Fenerbahçe'nin bize verdiği cevapta da zaman darlığı nedeniyle bu konuda karar veremeyeceğini söylüyor. Biz de bunu aynen ifade ettik UEFA'ya. Yani dolayısıyla Fenerbahçe ceza almadan bu süreci geçebilir. Aslında Fenerbahçe katılsaydı, yani biz de bu konuda ısrarcı olsaydık, almayacaklarını ifade ediyorlar ama varsayalım bir an için aldılar ve ileride herhangi bir şey söz konusu olursa yani 8 yılda varan bir ceza gelecek. Söz konusu. Yani dolayısıyla Fenerbahçe burada sadece bir senesini kaybediyor. İnşallah. Evet. Bir başka tutarsızlık. Şimdi soruşturulan tek takım Fenerbahçe değil. Yöneticileri veya futbolcuları veya teknik adamları cezaevinde olan tek takım Fenerbahçe. Evet. Başka takımlar hakkında da iddialar var. Onlar soruşturma da sürüyor. Evet, onların da tutuklu isimleri var başka takımlarında. Ancak o takımlara UEFA herhangi bir şey yapmıyor. UEFA'nın Fenerbahçe'ye özel bir gücü mü var? Yani onlara niye bir şey yapmıyor? Tabii burada esas olan şu, Fenerbahçe'nin başkanının, iki yöneticisinin ve yönetim kurulu üyesinin ve birkaç yöneticisinin de tutuklu olarak yargılanmaları orada önemli. Onların dikkat ettiği bir konu. Mesela Beşiktaş'ın işte biz kupamızı iade ediyoruz demesi, aklanırsak bize iade edersiniz demesi. Bunlar UEFA tarafından çok olumlu karşılandı. Biz bunu daha önce de açıkladık. Fenerbahçe benzer bir tavır sergileseydi olabilir miydi? Daha farklı olabilirdi bence. Burada mesela Beşiktaş'ın acaba işte bir yöneticisi yaptığı, bir işe bulaştığı, hocası bulaştığı, yönetimin haberi yok muydu? Yani Beşiktaş iyi niyetli davranıyor diye bizim Cenevre'ye giden arkadaşlara UEFA yetkililerinin ifadesi olmuştu. Evet. Yani Fenerbahçe şöyle yapsaydı mesela kurtarır mıydı? Aziz Yıldırım'ı başkanlıktan azletselerdi bir kongre kararıyla. Ben mesela Fenerbahçe yönetimine şunu önerdim. Bir olağanüstü genel kurulu yapıp bu konuyu sorgulamaları. Yani seçim de olabilir, seçim olmasa bile en azından bu konuyu genel kurulda bir tartışmalarının faydalı olacağını, bu UEFA'nın izinde de iyi olacağını ben bunu Fenerbahçe'ye söyledim. Ama tabii onların gerekçeleri nedir bilmiyorum ama onlar bu yolda bir adım atmadılar. Haklı olabilirler. Onlar suçsuz olduklarına inanıyorlar. Biz de aksi ispatlanacaklar. Herkes suçsuzdur diyoruz. Şimdi bu karardan sonra federasyonun kararı da rakip takımlar tarafından eleştiriliyor. Ama durun, ondan önce aklıma başka bir soru geldi. Onu sorayım. Şimdi demin maillerden falan bahsettiniz. Türkiye'den herhangi bir takımın, bu Galatasaray'da olabilir, başka bir takımda olabilir, UEFA'ya yapmış olduğu bir şikayet, bir resmi yazı falan var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Yani biz herhangi bir takımın yaptığı bir resmi bir şikayeti bilmiyoruz. Ama bize çok sayıda yazı geldiğini, mail geldiğini bize ifade ettiler Türkiye'den. Ama kimlerden gidiyor? Taraftarlardan gittiğini ben de duydum. Yani Galatasaray taraftarlarının çok mail yolladığını. Onu bilmiyorum. Hangi takımın taraftarıdır onu da bilmiyorum doğrusu ama bize ifade edilen... Yani bu konuda çok yazının, maillerin kendilerine gittiğini ifade ediyorlar. Peki mailler gitmese de onlar zaten takip etmiyorlar mı bu olayı? Onlar da ayrıca günlük olarak takip ediyorlar. Yani burada medya takip merkezleri var. Medyada çıkan bütün haberleri alıyorlar. Bütün kulüplerin açıklamalarını alıyorlar. Şimdi bana göre burada hiçbir sürpriz yok. Yani ben bu olay olduktan bir gün sonra yazdığım yazıda Türkiye Futbol Federasyonu ceza vermese bile UEFA'nın böyle bir karar alacağını, hatta Futbol Federasyonu ceza vermiş durumunda UEFA'nın Türkiye yönelik de yaptırımlarda bulunacağını yazdım. Yani burada bir sürpriz yok. Futbol kurallarını, UEFA'nın işini bilenler açısından bir sürpriz yok ortada. Ama siz diyorsunuz ki Fenerbahçe kulüp organizasyonu olarak başkanı harcamayı göze alsaydı daha olumlu bir noktada olabilirdi. Harcama değil, en azından genel kurula bu konuyu bir tartışsaydı. Yani bir tartışma konusu yapsaydı ama bu da olmadı, yapılmadı. Yani çünkü burada bize Beşiktaş'ın davranışının UEFA tarafından övülmesi... Doğrusu yani bizde Gidiyor de verdi. Evet verdi ve biz bunu da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yöneticilerine ilettik. Onlar da bunu değerlendireceklerini söylediler ama yani bir şey yapılmadı. Yapamadı. Keşke yapılsaydı. Evet, şimdi sizin federasyonun almış olduğu karar eleştiriliyor. Ve deniyor ki işte UEFA'nın aldığı karar ortada. Savunma hakkı, mavunma hakkı falan filan dinlemediler. Bir şey de beklemediler. Türkiye Futbol Federasyonu ise her şeyi gördüğü, bildiği, UEFA'dan daha fazla belge ve bilgiye sahip olduğu, kozmik odadaki bilgiler ortada. Ve etik kurulu rapona rağmen bu kararı almayarak hata etti. Katılıyor musunuz bu eleştiriye? Kesinlikle katılmıyorum.
Aslında şimdi bugün de farklı bir eleştiri söz konusu. Yani burada ben ilk başta söylemiştim. Hangi kararı alırsak alalım. Kimseye, tabii. Evet, herkesi memnun etmemiz mümkün değil. Aslında alınmış bir kararımız yok. Yok. Ya biz karar almadan bu kadar eleştiriye uğradık. Şimdi bugün zorunlu olarak UEFA'nın talimatları doğrultusunda bir karar aldık. Bugün de şimdi farklı gruptan eleştiri alıyoruz. Biz aslında şunu yaptık. Biz hiç kimsenin, yani suçlananların, şüpheli görülenlerin bilgisine başvurmadan bizim bir karar almamız mümkün değil. Ya bu kim olursa olsun bizim için, yani benim evrensel için hukuku. Evet, kesinlikle. Ve dolayısıyla biz dosyalarımız hazır, savcılıktan gelen, emniyetten gelen bilgiler, belgeler bunlar tasnif edildi, incelendi. Ama biz kişilerin savunma hakkını kullanmadan bir karar verme taraftarı değiliz ve bunu veremeyiz. Aslında bunu ilk başta söylemiştim ben. Yani dolayısıyla ben bu süreçte bizim doğruları yaptığımızı düşünüyorum. Biz yanlış yapmadık ama bu konuda herkesin bir fikri var. Herkes eleştirebilir. Nitekim eleştiriyor. Biz tam tersi bir karar alsaydık o zaman ne olacaktı? Yine aynı şeyler olacaktı. Ama aldığınız kararın tam tersi bir karar mümkün değil. Hayır, varsayalım ki bir takım takımları küme düşürseydik. Yani öyle bir karar alsaydık. Ne olacaktı? Yani yine... bu sefer denecekti ki işte siz düşürmeseniz UEFA bekleyecekti. Halbuki siz... Gayet tabii. Yani yine eleştiriye muhatap olacaktık. Daha ağırına. Evet. Ya aslında futbol çok enteresan bir oyun. Güzel bir oyun ama toplumda herkesin fikir sahibi olduğu bir oyun. Ve herkesin ilgilendiği bir oyun. Yani dolayısıyla bir de gerçekten büyük taraftar kitlelerine sahip kulüplerin olduğu bir oyun. Burada siz alacağınız bir karar, biz objektif karar alacağımıza inanıyoruz ama çeşitli taraftar gruplarını maalesef... Tabii ki farklı olacak. Evet, tatmin etmiyor. Yani bazısı tatmin olursa öbür taraf tatmin olmuyor. Hakemlik gibi işte. Evet. Herkes aynı anda memnun etmek mümkün değil. Sizin federasyonun kararını açıkladığınız toplantıda herkesin gözünden kaçan ya da kaçmadığı ama kimsenin de üzerinde durmadığı bir meseleyi biz Habertürk olarak çok dikkatle izlediğimiz için fark ettik ve bunu manşetlere taşıdık. O açıklamanın sırasında siz döndünüz, kağıt aldınız elinize ve etik kurulunun kararından kısa bir pasaj okudunuz. O önemliydi. Niye önemliydi? Çünkü orada siz etik kurulunun aslında nasıl bir kanaate varmış olduğunu özetlediniz. Ve etik kurulunun şike yapılmış olma ihtimalini yüksek gördüğünü söylediniz. Bu bir anlamda etik kurulunun ne dediğini de ortaya koydu. Etik kurulu ama diyor ki şike olasılığı yüktür. Şike kanaati var ama oluşmuştur ama kanıt yoktur. Kanaatimiz var evet. Ama kanıt evet. Yok. Evet. Zaten futbolda da genellikle bu kararlar kanaatle alınıyor. Yani şike kararları genelde kanaat. Ama burada sormadan, yani şimdi siz suçlanıyorsunuz veya birilerini suçluyorsunuz. Bunu sormak gerekir. Mesela biz pazartesi günü UEFA temsilcisiyle savcılıkta yaptığımız görüşmede yani savcı bey şunu söyledi ki biz iddia ederiz orada ses bandı var. Belki de o ses o kişiye ait değil. Bu ancak mahkemede o kişiye ait olup olmadığı ortaya çıkardı. Yani dolayısıyla bizim her suçlamamız doğru değil. Biz aynı zamanda lehine olan delilleri de toplarız. Aleyhine olan delilleri de toplarız. Şimdi böyle bir ortamda biz nasıl dinlemeden, sorgulamadan karar verebiliriz. Ben onu da aslında özellikle yaptım. Yani şunun için o pasajları okudum. Çünkü toplumun bir kesiminde bu federasyon bir karar almıyor, işi savsaklıyor, bir karar da almayacak. Evet. İşte bu zaten işte Fenerbahçe doğrultusunda kararlar Fenerbahçe korumak için işte bir takım şeyler yapılıyor gibi bir algı söz konusu. Ya yani biz burada işin ne kadar ciddi olduğunu, bizim işin üzerinde hassasiyetle durduğumuzu ama insanların savunma hakkını kullanmadığında bir karar alamayacağımızı ortaya koymak adına ben onu yaptım. O zaman iddianame açıklandıktan ve delillere kabul edildikten yani gizlilik kalktıktan sonra bütün deliller ortaya konduktan sonra ve taraflar, suçlanan taraflar bu delilleri görüp kendileri savunacak noktaya geldikten sonra mahkeme kararını beklemeden federasyon kararını alacak anlamı kadarıyla. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim şeyden sonra mesela bize 20 Temmuz'da sanıyorum belgeler geldi. Evet. 20 Temmuz'dan sonra 41 kişinin daha sorgusu yapıldı.
O 41 kişinin sorgusu bizde yok. Ve halen bu soruşturma devam ediyor. Yani dolayısıyla neye göre karar vereceksin? Henüz bitmiş değil. Evet, birisi de sormuş, diyor ki sıfır tolerans sadece başkan seviyesi için mi geçerli? Aşağıdakilere tolerans gösteriliyor mu? UEFA tarafından. Yani. Çünkü öyle bir algı çıkıyor ortaya. Evet. Yani teknik direktör olunca olmuyor da başkan olunca mı oluyor diye. Tabii yönetici olunca kulüple ilişkilendiriliyor. Yani yöneticinin olmadığı yerde kulüple ilişkilendirilmiyor. O zaman kulübün değil kişisel suç olarak ortaya çıkıyor. Peki siz bu işi... Mesela başka takımlarda menajeri ve teknik direktörü olan takım var. Orada kulüp suçlanmıyor. Evet. Sanki bunlar kulübün kendi aralarında yöneticileri şey yok, yönetim kulübesi yok. Kulübü temsile yetkili kimse yok. Evet. Diye. Bu olaylar ortaya çıktıktan hemen sonra siz federasyonda başkan yardımcınızla birlikte savcılığa bir ziyarete bulundunuz. Ve bir takım şeyler anlatıldı, bir takım şeyler gösterildi o gün size bildiğimiz kadarıyla. Ve ardından hem sizin hem de başkan yardımcınızın gördüklerimiz vahim şeklinde açıklamanız oldu. Hakikaten vahim miydi? Gördüklerimiz değil, durum vahim. Durum halen vahim değil mi? Yani şimdi bu kadar spor yöneticisi tutukluysa, bugün işte bir kulübün Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi engelleniyor ise, yani bu durum gerçekten çok vahim. Ama her konuşmamın başında durum çok vahim dememe gerek var mı bilmiyorum, bu eleştiriliyor. Bence halen durum çok vahim. Yani bu kadar insanın sorgulanıyor olması, tutuklu yargılanıyor olması durumun vehametini açıkça gösteriyor. İddianamenin ne zaman açıklanabileceğini tahmin ediyorsunuz? Ne zaman daha başlayacak? Savcı Bey'in ifadesine göre 3-4 ay gibi bir süre. Yani yılbaşını bulacak. Gibi görünüyor. Belki daha önce. Peki diyelim ki sezonun ortasında iddianame açıklandı. Ve siz de cezayı verdiniz veya vermediniz. Diyelim ki cezayı da verdiniz. Çünkü etik konu raporundan bir pasaj okumuş olmanız bazı şeyler ifade ediyor. Ne olacak lig? Sezon ortasında bazı takımlar küme mi düşecek? Ya şimdi bence varsayımlarla hareket etmeyelim. O gün gelsin görelim. Ama herkes ona göre yapıyor hesabı. Evet, bizim de bir hesabımız var ama burada konuşmayalım. Yani sezon ortasında bir karar açıklanmaz mı? Hayır, açıklanabilir. Gerekiyorsa açıklanabilir. Ama yani şu anda bir şey söylemeyeyim ben. Peki. Fenerbahçeli olmanız bu süreçte avantaj mı, dezavantaj mı? Nereden baktığınıza bağlı. Yani doğrusu ben böyle bir sürecin içerisinde olmak istemezdim. Türk futbol açısından. Ama şöyle bakalım. Ya bence buna kişilik olarak bakmak lazım. Yani Fenerbahçeli olmak, Galatasaray olmak, Beşiktaşlı olmak değil ama orada adil olabilmek, objektif olabilmek, herkese eşit mesafede olabilmek bence önemli. Bu da benim en önemli özelliklerimden birisi diyebilirim. Tabii spor camiası her zaman saygın bir isim oldunuz ama Fenerbahçe'niz hep ön planda. Fenerbahçe'nin bayan voleybol takımının ya da kadın voleybol takımı demek mi gerekiyor bilmiyorum. O çok eleştiriyor orada kullanılan bayan lafı. Sponsoruydunuz. Büyük başarılar taşıdınız takımı ve hala sponsorunuz sürüyor bildiğim kadarıyla. Yani son aslında ben daha önce de 6 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yaptım defalarca da evet. Bu da eleştiriliyor. Federasyon başkanı bir spor kulübüne sponsor olur mu deniyor. Ama ben birçok spor kulübünde sponsorum. Evet, Galatasaray'a sponsorsunuz. Birçok spor kulübünde, evet değilim Galatasaray'a şu anda ama birçok spor kulübünün sağlık sponsorluğunu yapıyoruz. Evet, biliyorum. Fenerbahçe, şimdi bir mesaj geldi çok enteresan. Fenerbahçe, Acıbadem'in sponsorluğunu bıraktı diyor. Şimdi sizden duyuyorum. Fenerbahçe iptal etmiş sponsorluğu. Olabilir, sizden duyuyorum. Duyan birisi mesaj atmış. Çok enteresan. Allah Allah. Doğru mu acaba bu ya? Doğruysa çok ayıp. İlginç. Peki şimdi bu Şampiyonlar Ligi'nin büyük marka değeri var falan filan. Diğer liglerin, Türkiye Ligi'nin veya UEFA Ligi'nin bir marka değeri olmadığını düşünüyor UEFA. Ya şimdi bunları Fatih Bey UEFA'ya sormak lazım. Ama ya UEFA ya dünyanın... Çünkü totalde bir futbolu bir marka değil. Mutlaka gayet tabii. Ama NBA ve Şampiyonlar Ligi dünyada sporda en önemli en markalar. Nokta, evet. Evet. Yani dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ne çok önem verdiklerini söylüyor, ifade ediyorlar ama bu konuda
karar verenler ve bunu söyleyenler UEFA. Bunu UEFA'ya sormak lazım. Peki yarın bugün UEFA diyelim ki süreç gelişti ve siz elinizdeki kanaatler, elinizdeki belgeler, alınan kararlar, kanaatlerle bir küme düşürmeme kararı verdiniz. UEFA Türk Futbol Federasyonu'na bu kararı veremezsin deme yetkisine sahip mi? Hayır, biz özerkiz. Biz kararımızı veririz. Bizim verdiğimiz karara müdahale edemez. Bizim verdiğimiz kararın nihai şekli tahkim kurulu tarafından verilen kararlardır. Peki UEFA dedi ki ben bu kararı beğenmedim kardeşim dedi. Ben takip ediyorum, ben de izledim. Tahkim kurulu karar verebilir. Tahkim kuruluna itiraz eder. Tahkime itiraz eder. Evet, tahkim verdiği karar kesindir. Kesindir. Yani UEFA, siz diyelim ki herhangi bir takımı küme düşürmediniz, herhangi bir şey de yapmadınız ve UEFA gelir Türkiye'deki tahkime itiraz eder. Evet. Türkiye'deki tahkim de aynı yönde federasyon hakkıdır derse UEFA'nın yapacağı bir şey yok mu? Kasa falan gidebilir mi? Ya doğrusu ki süreçleri bu kadar iyi bilmiyorum. Yani kasa bildiğim kadarıyla uluslararası konular gidiyor. Yani bu genel bir konu olduğu için bunun kasa gitmesi UEFA götürür mü onu bilmiyorum. Veya UEFA bir yaptırım burada uygulayabilir mi? Teknik bir konu. Şu anda onu ben de merak ediyorum. Çünkü evet, UEFA bu kararı beğenmeyip Türkiye'nin üyeliğini askıya alabilir diye biliyorum ben. Veyahut da bu karara itiraz edip kasta itiraz edebilir. Veya Türkiye'nin üyeliğini dondurup askıya alıp iptal edip ya da Türkiye kasa gitmek zorunda kalabilir diye bir formülasyon mu hatırlıyorum? Bilmiyorum. Sanki. Evet, yani ben bilmiyorum. Bu konuda bunu hukukçulara sormak lazım. Onda bir arada sorarız. Peki, çeşitli iddialar gündeme geldi. Taraf gazetesi yazdı bunu. Sizin başkanınızın Başbakan Erdoğan ve Aziz Yıldırım arasında görüşülüp kararlaştırıldığı yönünde bir iddia ortaya attı. Sözde Başbakan Aziz Yıldırım demiş ki başkanın için kimi istiyorsan söyle demiş. Böyle bir şey oldu mu? Yani şöyle, bu haber Taraf gazetesinde benim bu seçildiğim dönemle ilgili değil. Daha önceki dönemle ilgili böyle bir yazı çıktı. Yani Mahmut Özgener'in seçildiği dönemle ilgili böyle bir yazı çıktı. Böyle bir şeyden benim haberim yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ya ben daha önceki dönemde Futbol Federasyonu Başkanı adayı değildim. Hiçbir zaman olmadım. Evet. O kadar çok konu var ki ve inanılmaz bir bombardıma. Değerli izleyiciler lütfen mail atmazsanız maillerinizin hiçbiri gelemiyor şu anda. Bizim server çöktü. Çökmesi için herhalde 100 bin mailin aynı anda gelmesi lazım. Bir süre mail atmazsanız biz gelen maillere en azından ulaşabiliriz. Şu an tek bir mail dahi sistemimize giremiyor. O yüzden rica edeceğim bir süre maillere ara vermenizi. Seçimden önce Ufuk Özerten'in listenizde olduğu ancak son anda çıkarıldığı ve bu şike operasyonu nedeniyle çıkarıldığı yolunda da iddialar var. Bu doğru mu? Değil. Ya ben Ufuk Özerten'i seçimden 15 gün önce aslında kendisiyle çalışmak istediğim ama listede yer bulamayabileceğimi kendisine ifade etmiştim. Son gece diyorlar değişti. Öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü ben zaten 24 saat önce listemi açıklamıştım. Hı hı. İstanbul'da basın toplantısı yaparak yönetim kurumundaki arkadaşlarımın hepsini basına tanıtmıştım. Dolayısıyla doğru bir haber değil. Aykut Kocaman istifa ettiği yolunda bir dedikodu var. Size ulaştı mı ona ilgili bilgi? Hayır. Öyle diyorlar. Ya biz buraya girdiğimizde bildiğim kadarıyla Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantı halindeydi. Ya öyle bir karar alındıysa toplantı halindeydi. Evet, belki devam ediyor, belki bitmiştir bilmiyorum. Şimdi bütün rüzgar Fenerbahçe etrafında dönüyor. Yani sanki bu soruşturmada başka hiçbir takım yokmuş gibi. Baktığınız zaman neredeyse bütün takımlarla ilgili bir şeyler var. Yani kiminin futbolcusu, kiminin oyuncusu, kiminin teknik direktörü, kiminin menajeri. Ama sadece Fenerbahçe etrafında dönüyor bütün olay. Ve sanki bir tek Fenerbahçe bu işin içerisindeymiş gibi bir hava yaratılıyor. Bu işin içinde olmayan bir kulüp var mı? Güzel soru. Yani şu anda aslında soruşturma kapsamında olan Süper Lig'den ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu takımları takım olarak var. Yani kulüp olarak bunlar var. Bunların dışında da futbolcusu olan, işte hocası olan başka birçok kulüp var. Ya işte Eskişehir Spor var, Gençler Birliği var, Ankara Gücü var, Bursa Spor var,
Karabük Spor var. Yani bakarsanız birçok kulüp var bu işin içerisinde. Ama tabii Fenerbahçe çok önde görülüyor. Burada başkanı içeride başkanının olması, Fenerbahçe'nin büyük bir camii olması, şampiyon olmuş olması gerçekten en çok sadece sanki Fenerbahçe varmış gibi bir algı yaratıyor. Ama öyle bir şey yok aslında. Şimdi bir şey daha benim ilgimi çekiyor. Küme düşürülme söz konusu olduğunda işte Fenerbahçe küme düşürülme düşürmede Beşiktaş veya işte İstanbul Üçevedi veya şu veya bu. Fenerbahçe'nin ikinci geri düşmesi söz konusu ceza alması halinde. Mersin İdman Yurdu. Onların da benzer bir durumu var. Mersin İdman Yurdu düşerse üçüncü geri düşmesi gerekmiyor mu? Üçüncü geri değil de birinci geri düşmesi yani, gerekiyor. Evet. Yani çünkü Bankasya Ligi'nin Bankasya Ligi'nden bir aşağı bir alt. Bu işi yaptığı hangi dönemse o dönemde bir aşağı lige düşürmesi gerekiyor. Değil yani mi? Dolayısıyla evet, Bankası'dan aşağı düşmesi gerekiyor. Son derece ilginç. Bu arada Nihat Özdemir telefondaymış. Hemen bağlayabiliriz arkadaşlar. Nihat Bey. Fatih Bey. İyi akşamlar efendim. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum size. Zor günler. Yayınlar. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Tabii gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. 104 yıllık Fenerbahçe tarihinde böyle bir olaylar hiçbir zaman rastlanmamıştı. Maalesef şu anda bu olaylarla karşı karşıyayız. Biz de gerçekten taraftar, kendimiz, kongre üyelerimiz, yüksek divan kurulu üyelerimiz, işte başkanımız, içeride tutuklu bulunan arkadaşlarımızı düşündüğümüz zaman gerçekten çok zor bir süreçten geçtiğimizi farkındayız. İnşallah Allah da yardım edecek, bu zor günlerden bu koca çınar çıkacak. Yine çıkar, ondan hiç kuşkunuz olmasın. Eskişehirlerine inşallah kavuşacak. Bu arada da size de teşekkür ediyorum Sayın Altaylı. Bu olayların ilk gününden bugüne kadar yazmış olduğunuz yazıları bizzat takip ettim. Gerçekten Fenerbahçe'nin ligde kalması, işte bu sporunun, Türk sporunun içinde bulunması. Yalnız biz tabii futbol takımı değiliz. Biz bir spor kulübüyüz. 9 ana dalda yarışıyoruz. Şu anda Türk milli takımının, olimpiyatlara giden milli takımlarının 3'te 1 oyuncularının Fenerbahçe takımı meydana, Fenerbahçe sporcularından meydana gelmektedir. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Şimdi gelelim. Tabii bu akşam yaşadığımız sürece geldiğimiz zaman tabii burada bizim tek muhatap olduğumuz kurum Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Evet. Ve 3 Temmuz'dan bugüne kadar bütün yapmış olduğumuz hareketler, yayınladığımız bildirilerde hep dikkatli olduk. Hatta bir defasında benle Sayın Ali Koç Bey'e, Sayın Mehmet Ali Aydın'la şunu söyledi. Dedi ki aman beyanat vermeyin, beyanatlarınıza dikkat edin. Biz de o günden beri hiçbir beyanatımız olmadı. Bu evet. Akşam hariç. Ve bu beyanatları vermemedikten dolayı tüm taraftarın gözünde, kongre üyelerimizin gözünde ya bu nasıl yönetim, hiçbir iş yapmıyor musunuz gibi çok ağır suçlamalara da muhatap olduk. Hatta sizin mesela spor müdürünüz Serdar Ali Çelik'e köşesinde Ali Koç ne yapıyor? Nihat Özdemir divanda ağlamaktan başka bir şey yapıyor mu gibi çok ağır ithamlarda bulundular. Bunların hiçbirine cevap vermedik. Biz çizgimizde yürümeye devam ettik. Fakat son zamanlarda yaşadığımız olaylardan görüyorum ki şu anda Futbol Federasyonumuzun yapmış olduğu hareketler, izlemiş olduğu yollarda hiçbir tutar maalesef göremedikleriz. Bakın bize yazı yazdılar. Dediği doğru. Dün Sayın Ali Koç da beni Mehmet Ali Aydınlar odasına çağırdı ve bu yazıyı tebelli ettiler. Biz de geldik yönetim kurulunda tartıştık ve bu yazının haksız bir yazı olduğunu ve bizim suçu kabul ederek Şampiyonlar Ligi hakkımızdan vazgeçmemizin doğru olmayacağına karar verdik ve bugün kendisine yazıyla bildirdik. Evet. Ve temel prensip şudur. UEFA'nın bir sıfır tolerans prensibi var. Şimdi ben Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a soruyorum. Bu UEFA'nın sıfır tolerans prensibi sadece Fenerbahçe için mi geçerlidir? Bugün Fenerbahçe'nin yerine alınan takımda herhangi bir sıfır toleransın aşılması konusunda bir tereddüdü Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın var mıdır? Bunu ben de soracaktım bununla ilgili, zaten. Bununla ilgili nasıl bir davranış içinde bulunacak? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ve biz federasyona güvendik. Federasyonla beraber hareket etmeye çalıştık. Ama şunu burada ifade ediyorum ve altını çizerek söylüyorum. 3 Temmuz'dan bugüne kadar
federasyonumuzun izlediği yol yol değil. Hiçbir zaman tutarlı olmadılar. Devamlı bir köşe yazarının yazdığı yazının tesirinde kalıp yön değiştirdi, politika değiştirdi ve hiçbir zaman ilk günden bugüne kadar izlediği yolda bir düzgünlük ve bir kararlılık görmedik. Ve bu da inanıyorum ki başta Türk futboluna çok büyük zararlar vermiştir ve vermeye de devam edecektir. Ve şunu söylüyorum, eğer bizi UEFA nezdinde Sayın Mehmet Ali Aydınlar ve Federasyonu korumak veya bizi savunmak zahmetine katlanmadıysa ve inanıyorsa bizim şike yaptığımıza ve masumiyet karinesini düşünmeden bu kararı almışsa eğer, bizi lütfen Süper Lig'den düşürsün, gidelim şerefimizle Asya 1. Lig'de oynayalım ve Fenerbahçe Asya 1. Lig'den gelecek sene şampiyon olarak çıksın ve bir dahaki sene biz ancak Süper Lig'de oynayalım. Bunu yapmasını kendisinden Fenerbahçe camiası ve yönetim kurulu adına istirham ediyorum, yapmasını istiyorum. Eğer bunu yapmazsa... Nihat Bey, efendim, Nihat Bey efendim. Lafınızı buyurun kesin, efendim. Siz devam edersiniz ama gayet iyi anladım. Yani diyorsunuz ki federasyon bizi düşürsün. Hiç bu işi uzatmasın, savunma hakkımıza falan bakmasın, bizi düşürsün diyorsunuz federasyon. Yalnız şunu söyleyeyim ben, bizzat tanı olarak defalarca bu süreç içerisinde görüşlerini almak için Sayın Başkan'la konuştuğumda Fenerbahçe'nin haklarının korunması, Türk futbolunun korunması konusunda sizden farklı düşünmediğini ben biliyorum ve ben federasyon dün size tebliğ ettiği yazıyı bilmememe rağmen UEFA'dan olayı dün bugün sabah saatlerinde öğrendim. Başkana da ulaşamadığım için teyit edemedim. Yarına da yazdım. Aynen sizin dediğiniz cevabı da UEFA'ya bildirmişler zaten. Ben de oradan aldım cevabını, ne cevap verdiğinizi de. Ancak mesela Mehmet Ali Aydınlar'ın yerinde siz olsaydınız nasıl bir şey? Ben olsaydım ne yapardım? Kendisine söylediğim için burada bir daha bunu altını çizerek söylüyorum. Bugün Türkiye'de yargıya intikal etmiş dosyaların %56'sı beraatle sonuçlanmaktadır. Evet. 1000 yıl, 300 yıl ceza istenen davalarda netice çok davada beraatle sonuçlandığını herkes tarafından bilinmektedir. Bu verdiğim %56 rakamı da gerçek bir istatistik rakamıdır. Evet, doğru. Ben olsaydım federasyonun da yerinde, bunu Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a söylediğim için rahatlıkla söylüyorum. Tek bir şeye güvenirdim. Türk yargısına ve Türk yargısının nihayette vereceği karara. Hiç öyle iddianamede çıkacak karara bağlayıp, şuna bağlayıp gibi bir yola girmezdim. Türk adaletinin nihayet olarak, sonunda, bu işin sonunda vereceği kararda eğer Fenerbahçe suçluysa onu en ağır cezaya çarptırırdım ve bunu da gidip UEFA'da da nezdinde de bunun müdafasını yapardım. Ancak... Benim yapacağım yol buydu. Ama Sayın Mehmet Ali Aydın'la bence böyle düşünmesi gerektiğini bildiği halde medyanın tesiriyle, sağda solda konuşulanların tesiriyle bir türlü doğru çizgide hareket edemedi ve maalesef bugün Türk futbolunun içinden çıkılamayacak bir noktaya maalesef ortalığı bu hale getirdi. Şimdi buradan nasıl çıkacağını ne kendisi biliyor, ne kendisinin başkan vekilleri, ne kendisinin yönetim kurulları bilmektedir. Ve kendisine güvenip de bu göreve getiren bizleri de Bütün futbol federasyonunun genel seçiminde ona veren, oy veren delegeleri de bence maalesef şu anda dehşete düşürmüştür diyebilirim. Peki bir şey soracağım. Bu Türkiye tarafıyla ilgili belki haklısınız da UEFA'da ne yapabilirdi Sayın Aydınlar? Yani UEFA'nın bir soru sormuştu özellikle. UEFA bir karar tebliğ ediyor. Eğer, Türk futbolunun tamamını riske atan bir şey. Orada ne yapabilirdi? Sayın Altaylı, eğer benim dediğim yola gitseydi, Türk yargısının vereceği karara göre hareket etseydi UEFA'nın da buna hiçbir şey söyleyecek hali olmazdı. Ve biz de bu konuda yürürdük. Ve ben inanıyorum ki Fenerbahçe Spor Kulübü bu işten beraatle sonuçlanacak. Sayın Başkanımız da, yönetim kurulu üyelerimiz de en kısa zamanda tutukluluk halleri bitecek. Bizler gibi hepimizin arasında dolaşacaklar ve bu davanın sonucunda da herkes gibi bütün arkadaşlarımıza beraat edeceklerine ben inanıyorum. İnşallah Türkiye'deki bu %56'nın içine bütün arkadaşlarımız girecek. O zaman acaba bu federasyonun başkanı, başkan vekilleri, yönetim kurulu üyeleri buna ne diyeceklerini
O zaman ne cevap vereceklerini ben gerçekten merak etmekteyim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, tekrar geçmiş olsun. İnşallah hayırlısı olur neyse. Evet, ne diyorsunuz? Şaşırmıyorum artık. Gerçekten arkadaşlarınız. Gerçekten şaşırmıyorum. Ya dün çok doğrular yaptığımı söyleyen Sayın Nihat Özdemir bugün baştan beri yanlış yaptığımı söylüyor. Evet, daha önce kararınız doğru diye açıklaması var. Evet, yani hep arkasında olduğunuzu ve bugüne kadar hiç konuşmadılar. Bu bence yani tabirimi hoş görün ama tribüne oynamak. Ve ben şahsen gerçekten üzülüyorum. Ben o kulübün mensubuyum. O kulübe yıllarca hizmet ettim. Şimdi şu söylenenleri ne ben, ne başkan vekillerim, ne de yönetim kulübesi arkadaşlarım hak etmiyoruz. Ya ben en büyük eleştirilerini niçin aldım? Fenerbahçe olduğum için. Evet. Halen federasyona ne deniliyor? Federasyon deniliyor. Ve bugün Fenerbahçe başkan vekilinin açıklamalarını ben hayretle ve ibretle buradan duyuyorum. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Ben üzerine yorum yapmaya bile düşünmüyorum. Peki söylediği bir şey. Evet. Sıfır tolerans diyor yani ki. Sanki kararı ben verdim. Sanki ben UEFA'yım. Sanki gidip UEFA'da ben savunmamışım. Peki ben buradan söylüyorum. Dün ben kendisine ve Sayın Ali Koç'a yarın sabah 7'de Zürih'e, Cenevri'ye uçak var. Gidin konuşun dedim. Yetkililerle konuşun. Genel Sekreter Cihangi ile konuşun. Anlatın kendinizi neden gitmediler? Gidip savunsalardı. 7'de uçağa gireceğim. Ama herkesin özel uçağı var artık. Ha, özel uçağı var. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı var. Ya 9'da Cenevre'desiniz. Yani şimdi bence ayıp oluyor. Hiç yakışmıyor. Hiç yakışık almıyor. Yani medya önünde çıkıp böyle konuşmak benim tarzım değil. Ben aslında cevap vermeyi de istemiyorum. Gerçekten sadece üzüntülerimi ifade etmek isterim. Yani bir de bu kadar emek verdiğim, katkıda bulunduğum kulüp. Evet. Benim kulübüm. Ya ben de o kulübün bir parçasıyım. Belki yarın bir gün başkan olacaksınız kulübün. Ama ben şu anda farklı bir noktayım, farklı bir yerdeyim. Ve bugüne kadar bakın çok enteresan. Hep çok doğru yaptığımız şeylerin doğru olduğunu söyleyenler bugün aslında UEFA'nın verdiği bir karar nedeniyle amacı şaşırtarak şimdi sanki biz yapmışız, biz savunmamışız gibi bir davranış içerisine girip çıkıp burada suçlayabiliyorlar. Çok enteresan. Sadece yazık diyorum. Peki dediği gibi yapsaydınız Nihat Bey'in UEFA farklı bir tavır sergileyebilir miydi? Ha biz yani filanca Bey'in, Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in söyleyeceklerini yapmak için oraya gelmedik. Tabii ki. Yani burada kararı biz veririz. Biz aldığımız kararların doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani bir şey şunu da ben merak ediyorum. Ha yargıyla ilgili bekleme süreci, ha iddianame ile ilgili. UEFA bunu iddianame olduğu için mi şimdi bu kararı verdi? Yok, hayır. İddianame 3-4 ay sonra, yargıda 3 sene 5 sene sonra belki. Ve bir şey daha var. Yani böyle bir şeyle yürümek doğru mu? Bir an önce bu kararın verilmesi daha doğru değil mi? Kulüp açısından daha doğru değil mi? Bence daha doğru. Peki şimdi bir talebi oldu. Dedi ki bizi ligden atın. O talepli olmuyor. Yani eğer gidip ikrar ederse, biz bu işi yaptık derse o başka bir şey. Başka ama bir şey. Evet, yani bizi atın falan demek. Ya burada bir takım kurallar var, prosedürler var. Bu prosedürler uygulanır. Şimdi ben şeyi takip ettim. Şimdi ben şeyi de merak ediyorum. beni suçlayan kulüp başkanlarını, Nihat Bey'in açıklamasını dedikten sonra acaba ne düşünüyorlar? Onu da gerçekten çok merak ediyorum. Önemli toplantılardan önce Nihat Bey'le bir araya geldiğim için beni eleştiren kulüp başkanlarını şu anda ne düşündüklerini gerçekten merak ediyorum. Programa gelmeden önce internetten Fenerbahçe internet ortamlarını takip ettim. Fenerbahçe'nin buluştuğu internet ortamlarını takip ettim. Orada da şöyle bir talep var. Biz kendimiz ligden çekilelim. Böyle bir şey olabilir mi? Ve olursa bunun sonuçları ne olur? Çünkü bana göre yine futbol hukukundan bakıyorum. Fenerbahçe ligden çekilirse eğer ve oynamıyorum derse dönmek istediği zaman en alt ligden başlaması lazım. Öyle değil midir? Ya şimdi burada Fenerbahçe'nin böyle bir suç işlediği belli değil ki. Belli değil tabii ki. Hayır, yani kendileri derlerse. Fenerbahçe burada şüpheli. Kendileri yani derlerse defa, biz oynamıyoruz, biz çekiliyoruz diye. Kızdık. Eğer şike yaptığı tespit edilirse şu andaki talimatlara göre bir alt lige düşer. Alt ligde oynamadan bir üste çıkılmıyor zaten. Yani bu şey ifade etmiyor bu söylediğinden şey bence. Hayır, mesela biz oynamıyoruz bu sene derse birinci ligi. Biz çekildik ligden derse. Ne olur? Karar çıkar. Karar çıktıktan sonra hangi ligden oynamaları gerekirse o ligden oynamaya devam ederler. Ama bu sefer Fenerbahçe'nin lehine olmaz ki bu. Olmaz tabii. Yani
çekiliyoruz derlerse ya en altı girişlerdeyiz. Bence şimdi tabii bu olayın sıcaklığıyla verilen demeçler. Evet, demeçler, reaksiyon, tepki var vesaire falan. Bunlar anlayışla karşılıyorum. Ama kulübü yönetenlerin daha soğukkanlı olması, kulübü daha sağduyulu olmaları da daha soğukkanlı olması lazım. Gerekir diye düşünüyorum. Vallahi ben şunu söyleyeyim başkanım. Yani devam edeceğiz. Bir reklam arası verelim. Devam edeceğiz. Durum Fenerbahçe'de olmamama rağmen Türk futbol açısından beni son derece üzüyor. Niye? Çünkü ligin total değeri düşüyor. Türk futbolu çok ağır bir yara alıyor. Bir sürü şeyler oluyor. Ama şunu söylemek lazım. Yani söyleyebilirim ki Fenerbahçeliler ne olursa olsun çok üzülmesinler. Birincisi Şampiyon Ligi olmasa da Fenerbahçe. Yani Şampiyon Ligi'nde oynadığı için Fenerbahçe olmuyor birincisi. Evet. İkincisi Fenerbahçe hangi lige düşerse düşsün fark etmez. Fenerbahçe yine büyük, Türkiye'nin en büyük iki takımından biri. Belki birincisi, belki ikincisi. Yani iki lige düşerse yine büyük. Birinci lige çıkarsa yine büyük. Ne olursa olsun yine büyük. O gittiği yere değer kazandırır. O yüzden bu kadar fevri olmanda bence bir alemi yok. Yani bu kadar tepkisel olmanda bir alemi yok. Galatasaray bu sene az kalsın kendi kendine zaten küme düşüyordu. Düşseydi ne yapacaktık yani? Sonuç olarak ikinci ligde oynayacaktık belki ama ikinci lige değer kazandıracaktık. Galatasaray değer kaybetmeyecek diye düşünüyorum. Bir ara vereceğim, devam edeceğiz. Bu arada sizin de belki biraz siniriniz düzelir. Hayli üzüldüğünüzün farkındayım bir Fenerbahçeli olarak. Duble üzüntünüz var. Hem Fener üzülüyorsunuz hem size yönelik eleştiriler, haksız bazılıkları belki eleştiriler üzülüyor. Bir ara vereyim, devam edeceğiz. Evet, anladığım kadarıyla Fenerbahçe'nin tarafını, mevzunun biraz herhalde kapatmak gerekiyor. Çünkü bundan sonra gireceğimiz detaylar yayın yasağı kapsamına girmesi muhtemel detaylar. Ama anladığım kadarıyla iddianame yılbaşına doğru ancak ortaya çıkacak. Mahkemede kabulü de işte Ocak, Şubat gibi olursa Futbol Federasyonu kararını, Fenerbahçe ve diğer takımlarla ilgili kararını ancak o tarihte açıklayabilecek. Tabii bu tarihten sonra biz savunmalar alacağız. Savunmalar alacaksınız. Yani tekrar etik kurul görev yapacak, tekrar savunmalar alacak, tekrar raporunu düzenleyecek. Ondan sonra da Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bu bir karar verecek. O da muhtemelen herhalde önümüzdeki baharı bulacak anladığım kadarıyla. Bilmiyorum. Gibi görünüyor. Evet. Çokça gelen bir soru. Madem sıfır tolerans, Trabzonspor Başkanı da yurt dışına çıkış yasaklı ve o da yargılanıyor. Sıfır tolerans kapsamına Trabzonspor girmiyor mu diye soruyor. Bence doğru bir soru. Yani ama bu kararı veren ben değilim. Yani Trabzonspor'u Fenerbahçe'nin yerine Şampiyonlar Ligi'ni alan da ben değilim. Türkiye Futbol Federasyonu bugün değil. Böyle bir tavsiyede bulunan yer de Türkiye Futbol Federasyonu değil. Ya bu soruyu gerçekten UEFA'ya sormak gerekir. Biz de sorarız bu soruyu. Peki sormanız bir anlamda da şey olmayacak mı? Trabzonspor'da gamazlamak olmayacak mı? Hayır, öyle o niyetle sormayız ya. O açıdan da sormayız. Evet. Yani netice biz Türkiye sonunda iş öyle bir hale gelecek ki galiba Galatasaray'a gidecek. Ama hayır, yani gerçekten bu soruyu sormakta insanlar haklı ama ya bu sorunun muhatabı ben değilim. Yani Türkiye Futbol Federasyonu değil. Zaten biz yarın başımıza attık. Yani UEFA Fenerbahçe istemedi diye attık. Türkiye Futbol Federasyonu yollamadı diye değil yani. Evet. Ve biz UEFA'dan gelen yazıyı da paylaşabiliriz herkesle. Herkes görecek. Ben zaten sizle paylaşmadan bildiğim için ona göre hem kendi yazımı öyle yazdım hem başlığı öyle attım. Çok net yani. Peki gelelim playoff meselesine. Anladığım kadarıyla siz Türk futbolunun içine girmiş olduğu bunalımda ne yapsak diye düşündünüz ve böyle bir formül ortaya attınız. Ancak çok eleştirileri var. Futbol adamları eleştiriyorlar. Diyorlar ki futbol adamları, kendimi kastediyorum. Başkası değil. Dünyanın hiçbir birinci sınıf futbol ülkesinde playoff yok. Nerede var? Malta'da var bildiğim kadarıyla. Nerede var? Belçika'da var, bir süreden beri uygulanıyor. Lüksemburg'da falan oluyor. Andorra'da var bir de. Hiçbir, yani İtalya'da yok, İspanya'da yok, Fransa'da yok, İngiltere'de yok. Büyük futbol ülkelerinde playoff sistemi yok. Siz ise playoff sistemi diye bir sistem yaptınız. Bana sorarsanız aleceleye geldi. Elimde Türkiye'nin en önemli futbol adamlarından birinin yollamış olduğu bir mesaj var. Bu milli takımda teknik direktörlük yapmış, Türkiye'nin büyük kulüplerinin çalıştırmış, dünyanın büyük kulüplerinde teknik adamlık yapmış bir isim. Diyor ki playoff sistemiyle ilgili herhangi bir teknik direktöre sorulmadan, birinci ligde yer alan takımların hocalarıyla bu konu istişare edilmeden, futbolculara sorulmadan,
futbol kulüplerinin bu konudaki mali yükümlülükleri ilgili kulüplerden görüş alınmadan, federasyon teknik kadrosu tarafından bu konuda bir rapor hazırlanmadan, Gusidink tarafından bu konuda bir görüş beyan edilmeden, Kıbrıs gibi ikinci sınıf ülkelerde uygulanan bir sisteme geçilmesi, bunun bu kadar acilen yapılması düşünebilirim. Nereden akıllarına geldi diye soruyor. Kim soruyor? Çok önemli bir teknik direktör. Şimdi biliyorsunuz 3 puan sistemi çıktığında da dünyada sadece İngiltere ve İsveç'te vardı. Evet. Başka yerde yoktu. 6 saniye kuralı uygulandı. Hep öncü kurallar uygulandı. Ondan sonra bütün Avrupa'da oldu. Dünyanın en önemli liglerinden birisi NBA. Yani NBA'de playoff var. Yani bir kuralın doğru olması için İlle de gelişmiş ülkelerde uygulanan kural olması lazım. Yani biz yeni bir şey getirip bunu dünyaya kabul ettiremez miyiz? Bu kadar mı kötüyüz? Yani biz hiçbir şey yapamaz mıyız? Bizim hiç mi vizyonumuz yok? Ben de böyle sorarım. Ama biraz aceleye gelmedi mi? Şimdi acele olduğu doğru ama biz bunu araştırdık. Yani biz şimdi bu sene ne yapabiliriz? Bir takım değişiklikler yapalım. İnsanların ilgisini daha çok futbola çekelim. Yani bu olaylardan dolayı bu arayışa girdik. Evet, kesinlikle bu arayışa girdik ve neler yapabiliriz araştırmaya başladık, tartışmaya başladık. Burada iki neden var. Yani birden fazla neden var. Bir tanesi futbol olan ilgiyi artırmak. İkincisi bu şike, teşvik gibi konulardan takımların sürekli bir elde edebileceği bir başarı olursa, bir iddiası olursa, bir amacı olursa diyelim ya ligde kalmak gibi. O zaman bu tür şeylerin de dışında kalacaklar. Bunu da düşünerek. Artı futbol ekonomisini artırmak için. Biz playoff'a karar verdik. Hı hı. Ayrıca bu işin bir başka tarafında yayıncı kuruluşun da durumu var. Yani biz bunu da gözetmek zorundayız. Şimdi bu da eleştiriliyor. Efendim siz bunu yayıncı kuruluş için mi? Evet, yayıncı kuruluşu da düşünmek zorundayız. Yayıncı kuruluş olmazsa lig yok. Çünkü yani yayıncı kuruluş ligin en büyük sponsoru. Evet. Bizim en büyük iş ortağımız. Yani dolayısıyla onlar da Ağustos'ta başlayacak bir ligde 9 Eylül ertelenince işte üyeliklerin iptal edilmesi veya yeni üyelik elde edilememesi gibi konularda onların da ciddi kayıpları vardı. Hatta onların hesaplamalarına göre 143 milyonlar gibi bu sene zararların olacağından bahsediyorlardı. Ya bütün bunları bir araya koyduğumuzda biz böyle bir karar verdik. Ve biz de şunu söyledik ki biz bunu bu sene deneyeceğiz. Artı başka bir şey daha var. Ya biz ne yaptık bu arada? Türkiye Kupası maçlarını azalttık. Ya biz sadece 9 çarşambaya maç koyduk. Bunun yerine ligi 34 hafta yerine 6 haftada playoff koyarak 40 haftaya çıkardık. Ya bunun temel nedenleri bunlar. Yani bu yoksa işte ona sorulmadı, buna sorulmadı vesaire falan. Hayır, bizim sorduğumuz kişiler de var. Yani hiç kimseye sormadan da böyle bir şey yapmadık ama o yazıyı yazan beyefendiye sormamış olabiliriz. Kime sordunuz mesela? Futbolun içerisindeki birçok kişiyle biz de temas ettik. Ya yani bu aslında burada play-out'u da tartıştık ama yani yeterli zamanın olmaması. Belki gelecek sene biz bu sistemi daha da geliştirerek uygulayabiliriz. Veya tamamen vazgeçebiliriz de. Ama biz bunu bu sene denemek istiyoruz. Biz aslında bizim bütün amacımız insanları bu futbol dışı söylemlerden kurtarıp futbolun içine çekmek. Futbolu tartışalım, futbolu konuşalım. Yani diğer yan etkenleri dışlayalım. Yani esas amaçlarımızdan bir tanesi de bu Fatih Bey. Peki bu playoff sistemi futbolun ruhuna biraz zarar vermiyor mu? Şu açıdan, gerçi Bankasya Ligi'nde, ben ona hala hep ikinci lig diyorum ama Bankasya Ligi'nde uygulanan bir sistem ama şimdi diyelim ki iki takım, atıyorum Galatasaray ile Fenerbahçe. Fenerbahçe playoff'u, ligin playoff öncesi bölümünü 43 puanla tamamladı. Evet. Galatasaray da 42 puanla tamamladı. Evet. Veya 40 puanla tamamladı. Sonuç olarak bölünmeden ötürü yarım puan üste tamamlandığı için arkadan gelen takımın bir avantajı oluyor. Ve diğerini yakalıyor. Diyelim ki biri hesap matematiğim de çok önemli değil. Diyelim ki birisi 84 puanla bitirdi ilk bölümü. 42 puanı var. Evet. Diğeri de 83 puanla bitirdi. 41 puan. 41,5 puanı var. Bu buçuk kırtan için o da 42 oldu. Evet. Ve bir tanesinin 60 puanı var diyelim. Ondan sonra gelin 30 puanı. 30 var. Puanı. Evet. Şimdi başlıyorlar ve o yarım puan sonunda şampiyonu belirliyor.
Şimdi ama düşünün, buradaki değerini düşünün bu işin. Yani başa başa giden iki takımın iki maç daha oynamış olması, diğer takımlarla maç yapması, 6 saniye daha maçın olması ligin değerini ne kadar artıracak? Mesela o zaman şu eleştiri şöyle geliyor. Bütün takımları çok geriden girenler, 4 büyük takım birbirleri sürekli oynasın. Ama her zaman 4 büyük takım orada değil. çok geriden gelenin şampiyon olma ihtimali olduğunu söylüyorlar. Ama evet, biz başta aldığım puanların etkisi var buraya. Yani dolayısıyla çok geriden gelen takımın olma şampiyon olma ihtimali yok. Ama ikinci olma ihtimali olabilir, üçüncü olma ihtimali olabilir. Ya bu bence artı diyelim ki Fenerbahçe, Galatasaray, işte Beşiktaş, Trabzon, bu takımların ikişer defa daha maç yapmaları ekonomi açısından da bakarsanız, spor ekonomisi açısından bakarsanız ciddi bir ek kaynak yaratacak. Sporda şiddet açısından bakarsanız da ayrı bir problem olacak. Mesela o gerilimli Fenerbahçe, Galatasaray maçlarından bolca mesela İstanbul Emniyeti buna ne diyecek bu mesela? Bu gerilimi falan unutalım artık. Yani bunun çok ciddi şeyler de var. Artık biz de diğer batılı medeni ülkelerde olduğu gibi maçlarımızı izleyelim. Keşke öyle olsa. Yani bence öyle olmak zorunda. Yani bu kurallara uymayanlar zaman içerisinde bence dışlanacaklar. Peki nasıl öyle olacak? Şimdi sizin aldığınız bir kararla, federasyonunuzun bir şekilde aldığı bir kararla sporda şiddetin cezası kalmadı. Bursa Spor'a verilen ceza. Şimdi Bursa'da inanılmaz olaylar oldu. Yani Diyarbakır gibi oldu Bursa yani. Ve buna haklı bir ceza verildi bence. Baktığınızda. Ha, stadın içinde olmadı, şu olmadı, bu olmadı falan filan belki ama çok ciddi olaylar oldu futboldan ötürü. Şimdi Bursa'nın cezası kaldırıldı. Buna mukabil Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'te oynadığı maçtan ötürü almış olduğu iki maçlık ceza hala cari. Şimdi burada bir haksızlık yok mu? Yani yarın öbür gün Bursa'nın cezası kalktığına göre, yarın öbür gün Fenerbahçe ve Galatasaraylılar statta değil de dışarıda veyahut da başka iki takım. İnşallah Fener'le Galatasaray bu aradan sonra daha dost olurlar diye umuyorum ama iki takım taraftarı dışarıda birbirini yediler, beş kişi öldü, Allah korusun. Bir sürü olaylar oldu. Ceza yok. İştahat ortada. İş mi bu? Peki. Şimdi burada bir siyasi baskı hissi yok mu? Hayır, yani kesinlikle yok. Çünkü Bülent Arınç'ın açıklamaları falan filan. Hayır, kesinlikle yok. Yani benim Bülent Arınç'la görüşmüştüm diyor. Yok, yok. Onu da ayrıca söyleyeyim. Şimdi şöyle bakalım. Bir defa burada hiçbir şey olmadı diye bir şey söz konusu değil Bursa'da. Bir defa şu anda 50'nin üzerinde kişi tutuklu Bursa'da. Ama yani, o federasyon alakası yok onun. Ama ya yani şiddet yasasından dolayı tutuklu. Yani dolayısıyla şiddet yasasından dolayı ciddi şeyler yapılıyor. 70 kişi falan sanıyorum. Yanlış olabilir rakamlar ama tutuklu olarak yargılanıyorlar. Bunun dışında ne olmuş? Bursa Spor Beşiktaş maçında hükmen mağlup sayılmış. Ondan sonra bir maçı içeride, bir maçı dışarıda seyircisiz oynamış. Tarafsız sahada seyircisiz oynamış. Ve bu olayların hiçbirisi stat içerisinde olmamış. Biz bu cezayı da yine şehir dışındakileri bıraktık. Sadece kendi içindeki Bursa'daki maçlardaki cezayı emniyetin bize vereceği rapor, olumlu rapor şartıyla kaldırdık. Aslında bu ceza tedbiren verilmiş bir cezadır. Yönetim kurulu tarafından verilmiş bir cezadır. Yani disiplin kurulu tarafından verilen bir ceza değil. Disiplin kurulu tarafından verilen bir ceza olsa bizim bunu kaldırma yetkimiz yok. Ya orada tahkime gider, tahkim verdiği karar son karardır. Ama bu tedbiren verilen bir ceza olduğu için biz Bursa Emniyetine ve valiliğine bunu soruyoruz. Diyoruz ki siz bundan sonraki maçlarda gerekli önlemleri alabilir misiniz? Eğer alabiliyorsanız biz bu cezayı kaldırıyoruz. Tabii. Ama alamayacağını söylüyorsanız bu ceza devam edecek. Şimdi Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçındaki iki maçlık cezaya Fenerbahçe Spor Kulübü itiraz etmedi. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü itiraz etseydi belki tahkim kurulu bir maça düşürebilirdi, kaldırabilirdi. Ama o kulübün kendi tercihi... Onlar daha büyük olaylara itirazla meşhur için mecburen o herhalde gündemine gelmiş olabilir. Evet. Yani diyorsunuz ki Bursa'nın cezası... Şartlı olarak ve halen kalkmış değil. Emniyetten ve valilikten gelecek rapor. Herhalde olarak. Bursa Valiliği de kalkıp da hayır biz önlem alamayız. Ama öbür türlü de önlem alınamazsa onun sorumlusu olurlar. Ayrıca yine 3 maçta deplasmanda seyircisiz oynama cezaları devam ediyor. Bir de daha önce çektikleri cezalar var. Çokça gelen bir soru yine. Yunanistan, İtalya, Fransa gibi ülkelerde takımlar küme düşünürken siz diyorsunuz ki o ülkelerin yasaları farklı. Ne fark var aramızda o ülkelerle bizim aramızda? Orada patır patır düşürüyorlar çünkü. Öyle fazla bir kıyamet de kopmuyor. İşte Juventus düştü, Milan ceza aldı falan.
Şimdi burada iki şeyi ayırmak lazım. Yani bir disiplin cezası var, bir de şiddet yasasından gelen ceza var. Yani disiplin cezasını biz henüz uygulamadık. Yani düşürdük, düşürmedik demiyoruz. Evet. Bakın halen bir sürü eleştiri var. Karar vermediğimiz halde, yargıyı beklediğimiz halde bir sürü eleştiri var. Yunanistan'da da geçen iki takımı federasyon düşürdü. Tahkim kurulu iptal etti ama bugün amatör lige düşürdüler iki takımı. Evet. Yani Türkiye'de de, aslında Türkiye bu olayla ilk defa karşılaşıyor. Böylesine kapsamlı büyük bir olayla. Dolayısıyla Türkiye henüz bu konuda kararını vermiş değil. Şimdi bir izleyicimiz de bir mail atmış, diyor ki siz de Sayın Aydınlar da bütün futbol dünyası da diyor ki ligin değeri düşecek bu olaydan sonra, şu olacak bu olacak, Fenerbahçe'nin düşmemesi Türkiye Ligi açısından faydalı. Ancak diyor 2001 yılında Türkiye'de bir banka krizi oldu, orada da büyük ekonomik değer vardı. 60-70 milyar dolarlık bir bankalar grubuna el konuldu, o bankaların doğru bankacılık sistemi yerle bir oldu ama şimdi yerine pırıl pırıl parlayan bir bankacılık sistemi var. Ve yapılan, verilen cezalar, alınan önlemler aslında daha sağlıklı bir zemin oluşturdu. Niçin bu açıdan bakmıyorsunuz? Bu bakış açısı futbol içine geçerli olabilir mi? Şimdi futbolun ekonomisi olarak bakarsak biz işe... burada 1 milyar euroluk bir değerden bahsediyoruz. Evet. Ve Türkiye'deki kulüplerin büyük bir kısmı da ağırlıklı olarak yayın gelirlerinden yaşıyor. Ya bizim bunu göz ardı etmememiz gerekir. Yarın bütün kulüpler, yani bu sadece bir kulübe, iki kulübe bağlı değil. Birçok kulüp ciddi ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktır ki aslında şu anda da ben ciddi ekonomik sorunların olduğunu biliyorum. Tabii ki, herkesin. Ha bu tamamen... bankacılık sistemi gibi yeniden kurulur, yeniden daha sağlam temeller üzerine daha iyi bir sistem gelir. Yani ben yıkılmasını temenni etmem ama ileride çok daha iyi olacağı kesin bence. Yani ileride Türk futbolu belki bundan bir yara alacak, birkaç yıl sendeleyecek, toparlanma yılı olacak. Ama ondan sonra daha iyi bir lig, daha güçlü ekonomik yapıya sahip kulüpler. Yani biz şimdi federasyon olarak kulüplerin ekonomik durumlarını da UEFA kriterleri ile sorguluyoruz, takip ediyoruz. 2013'te tam geçmiş olacağız. Yani ileride önceki sene pek çok kulüp UEFA kriterine uygunluğu kaybedebilir eğer yayın gelirinde bir düşüş olursa. Yani yayın gelirinde düşüş olursa evet, başka kaynaklardan bu sübvanse edilmezse. Nerede edilebilir? Hangi kaynaklardan? Edilebilir. Yani Spor Toto'dan mesela sübvanse edilebilir. Spor Toto'nun çok büyük kaynakları var. Bu konuyla ilgili görüşmeleriniz oluyor mu? Yani çok yüzeysel olarak temaslarımız var. Farklı tabii, futbol çok büyük bir endüstri. Yani dolayısıyla bu endüstriye girmek isteyen başka gruplar, paydaşlar vesaire falan da var. Ama bunlar ne kadar gerçekleşir, ne kadar gerçekleşmez. Ama başka şeyler de var. Mesela bir takım sponsorlar sponsorluklarını iptal etmek istiyorlar. Yani böyle bir yerde... Kirli bir yerde olmak istiyoruz. Evet, ama tabii biz bu sponsorları ikna etmeye çalışıyoruz. Bu dönemde kulüplere daha çok destek olmaları gerektiğini söylüyoruz. Ya bu bir süreç, yaşayacağız, göreceğiz. 2001'deki bankacılık gibi mi olacak? İnşallah hiç o duruma düşmeden çok daha sağlam bir yapıya kavuşur ama ileride Türk futbolu bence çok sağlam bir yapıya kavuşacaktır. Yani Türkiye'de bir defa potansiyel var. Türkiye hem büyük bir ülke, çok büyük bir nüfusa sahip bir ülke. Avrupa'nın en büyük ülkelerinden birisi. Futbola çok ciddi bir ilgi var. Büyük ilgi var. Ya dolayısıyla futbol Türkiye'de... Yani paşalar içeri girdi, kimse gıkını çıkarmadı. Aziz Yıldırım içeri girdi, kıyamet koptu. Evet. Ama inşallah bir daha kimsenin içeri girmeyeceği, İçeridekilerin de aklanarak çıkacağı bir döneme gireriz. İnşallah, yani futbolun bu işten az yara alması herkesin en büyük umudu ama... reklam arası mı? Bir ara vereyim, devam edeceğiz. Evet, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamasına herkes takılmış vaziyette. UEFA
Milan'ı oynattı, Fenerbahçe niye oynatmıyor sorusu herkes tarafından soruluyor. Bunu UEFA'ya sormayı düşünüyor musunuz? Sorarız, gayet tabii sorarız. Niye dün sormadın mesela? Bu ama bakın olarak? Ben dün Fenerbahçe yöneticilere bugün Cenevre'ye gitmelerini tavsiye ettim. Gitmediler. Niye gitmediler peki? Bilmem. Yani gidin dedim, yarın görüşün. Yani bugün sabahleyin gidip bunu görüşebilirlerdi. Ya bir de ya bize gelen bir yazı var Fatih Bey. Yani ben şimdi benim Türkiye'yi risk etme şansım yazıyı var mı? Yazıyı biliyorum. Yani yazıyı... Ben şimdi Türkiye milli takımıyla bütün kulüpleriyle UEFA'dan ihraç edilecek. Hiçbir uluslararası etkinliğe katılmayacak. Ya ben böyle bir karar... Orada yazıyor 8 sene katılamazsınız diyor. 8 seneye kadar ceza veririz diyor. Dolayısıyla bu sorunun muhatabı ben değilim. Yani sorunun muhatabına sorsunlar lütfen. Ya ama Türk futboluna... Çifte standart uygulanıyorsa da bu çifte standartı uygulayan yer... UEFA. İşte Futbol Federasyonu Başkanı olarak o Türkiye'nin hakkını... Ama bakın ve dün, Türk takımı dün yazı hakkını... geliyor. Bize gelen yazı dün. Dün mesela siz niye, 3-4 sularında... siz alsaydınız falan, gelin arkadaşlar beraber gidelim deseydiniz. Ya öyle bir talep onlardan gelseydi giderdik. Ya bizim gitmemizin onların gitmesi arasında bir fark olacağını hep düşünmüyorum. Hep beraber gidip, evet. Kardeşim Milan'ı oynattınız. Üstelik de Milan ceza aldığı halde kendi ülkesinde o sene de Avrupa şampiyonu oldu bir de. Evet, yani söylediğim gibi bu sorunun muhatabı UEFA. İşte keşke siz de UEFA'ya o soruyu Futbol Federasyonu olarak, Futbol Federasyonu, en azından hukuk kurulu bu soruyu sorabilir yani. Ya yine sorarız. Yani soruyu sormanın bir şeysi yok ama mutlaka ondan da kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Valla burada haklı gerekçe yani, var gibi evet. Durmuyor. Yani hani tamam sıfır tolerans eyvallah durmuyor. İki, o zaman Trabzon'u nasıl alıyorsunuz? Şimdi bakın kaç sene olmuş Milan'ın? 10 küsur sene oldu galiba değil mi? Yani şimdi zaman çok geçiyor. Zaman çok önemli. Ya, bu arada sürekli kararlar başkanlar değişiyor. Başkanlar değişiyor, kararlar değişiyor, içtihat değişiyor. Evet. Onda da sıcaklık. Evet. O da doğru. Peki şimdi önümüzde ciddi bir milli maç maratonu var. Haftaya başlıyor galiba değil mi? Milli maçımız haftaya. 2 Eylül'de. Yani, evet işte haftaya. Evet. Fenerbahçe futbolcunun moral durumu ortada. Ve milli takımın bel kemiğinde de Fenerbahçe evet. Ve Galatasaray futbolcular evet. Var çoğunlukla. Bu milli takımların performansı etkileyecek bir durum değil mi? Ya etkilememesi için her şeyi yapacağız ama gerçekten çok önemli, çok zor bir süreç, zorlu bir süreç. Fenerbahçe futbolcular milli takım için son derece önemli. Milli takımda çok kritik iki maçı. Hem evet. Kazakistan hem evet. Avusturya'da oynayacağı maçlar. Ya, dolayısıyla bu kritik süreci inşallah hocalarımız, teknik adamlarımız iyi değerlendirir. Futbolcularımız da bu süreçten etkilenmezler veya az etkilenirler. Biz de bu maratondan başarılı olarak çıkarız. Temennisinde bulunuyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Porto'ya da benzer bir şey yapmış. Porto'da kendi ülkesinde puanı silindiği sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynamış diye bir bilgi geldi. Bir spor adamından. O kadar çok soru var ki başkanım vaktimiz de az siz bir an önce bitirelim diyorsunuz. Peki burada etik kurulunun önümüzdeki günlerde iddianame ortaya çıktıktan sonra önümüzdeki aylarda etik kurulunun vereceği karara Futbol Federasyonu aynen uymak zorunda mı? Yani, hayır değil yani. Biz yönetim etik kurulu bize bir rapor verecek. Rapor verecek. Kararı yönetim kurulu verecek. Yani, ama savunmaları da etik kurulu alacak. Gayet tabii alacak. Ona göre bir rapor verecek ama eğer gerek görürse yönetim kurulu da ayrıca savunma alabilir. Federasyon hukuk müfettişleri var. Hukuk müfettişleri ayrıca alabilir. Yani size bu işin sorumluluğunu taşıyan yer Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu. Yani dolayısıyla karar alması için elinde gerekli ve sağlam kanıtların, belgelerin bulunması gerekir. Her iki yönde karar alabilmesi için. Yani dolayısıyla etik kurul karar vermiyor. Etik kurul bir rapor veriyor. Tavsiyede kendi buluyor. Görüşünü evet bildiriyor. Siz ona %100 uyar mısınız ne derlerse? Yani ne karar ne rapor vereceğini bilmiyorum. O gün koşulları değerlendiririz. Mesela dedi ki bize göre düşürülmese gerek yoktur. Veya... Şimdi... Sanırım etik kurulu öyle karar vermez zaten. Etik kurul bu işte şu maçta şike vardır veya yoktur. Yok. Yapanlar şunlardır. Teşvik vardır veya yoktur. Varsa yapanlar şunlardır. Ama etik kurulu anı kadar kanaat bildiriyor. Kanaat bildiriyor ama o da elindeki kanıtlara bakarak bildiriyor. Yani delil yani olmuyor. Çünkü son, delilsiz değil yani. Son kararda sizin okuduğunuz karar diyor ki delil olmasına rağmen kanaat oluşmuştur diyor. Ama kanıt yoktur diyor. Evet. Kanıt olmasına rağmen kanaat evet. Oluşmuştur diyor. Ama kanıt yoktur diyor. Yani dolayısıyla bunun da kanıtlanması gerekir. Sadece kanaate dayalı bir kararda telafisi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verebilir. Onun için çok titiz olması gereken peki, bir süreç. Peki diyelim ki siz takımların aleyhinde bir karar aldınız. Bazı takımların veya tamamının aleyhinde bir karar aldınız. 3 yıl, 5 yıl sonra dava farklı bir sonuçta sona erdi.
Şimdi bakın o ceza davası. Ceza davası. Ya orada zaten takımların küme düşürülmesi, düşürülmemesi diye bir şey söz konusu değil. Orada yani siz burada disiplin cezası veriyorsunuz. Sizin burada verdiğiniz şeyin farkında bir yani şey çıkabilir. Yani o karar aklamaz mı takımları? Ya bence onunla bunun bir ilgisi yok. Evet. Futbol hukuk olarak olmadığını gayet iyi biliyorum. Ama vatandaşların, taraftarların tamamının kafasında böyle bir karmaşa var. Diyorlar ki ya Fenerbahçe aklanırsa dava sonucunda veya ya Beşiktaş. İnşallah bütün Müslümanların hepsi aklanır. Yani bizim temennimiz hepsinin aklanması, evet. Böyle bir şeyin olmaması. Ama söylediğim gibi yani biz disiplin cezası vereceğiz. Mahkeme ceza davası görüyor. İkisi farklı şeyler. Bitireceğim ufak ufak da son bir iki bir şey sormak istiyorum. Biraz da bunun dışına çıkalım. Şimdi siz Fenerbahçe'nin en büyük başkan adayı olarak görülüyordunuz Aziz Yıldırım'dan sonra. Hatta başkanlığı hayat boyu bırakmaya niyeti olmadı, o yokmuş gibi görünen Aziz Yıldırım bir tek Mehmet Ali'ye bırakırım şeklinde beyan etti. O denli iyi bir Fenerbahçe'ydiniz. Hala aklınızda var mı Fenerbahçe başkanı olmak bir gün? Ya büyük konuşmak istemem şu anda ama doğrusu bundan sonra spor kulübü yöneticisi yapmayı çok düşünmem. Ama zaman neyi gösterir bilemezsiniz. Yani onun için bugün kendimi bağlayacak ifadeler kullanmak istemem. Ama spor kulübü yöneticiliğini düşüneceğimi sanmıyorum. Peki şöyle söylentiler var. Çokça konuşuluyor bunlar. Muhakkak sizin kulağınıza gelmiştir. Federasyon kararını alacak. Lehte veya lehte fark etmez. Ve bu karardan sonra Mehmet Ali Aydınlar istifa edip Fenerbahçe'nin başına gelecek ve eğer düştüyse oradan çıkaracak, düşmediyse de başarısı için. Bunu düşünüyor musunuz hakikaten? Böyle bir düşünceniz var mı? Bunlar komplo teorileri. Gerçi böyle çok talepler geliyor Fenerbahçelilerden. İsterseniz düşürün, gelin, düşürmeyin, gelin diye ama söylediğim gibi benim şu andaki pozisyonum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı. Şu anda böyle bir düşünceye sahip değilim doğrusu. Peki Türk futbolunu daha büyük kaosa düşürebilecek bir şey var ortada. O da şu. Siz yeter be kardeşim, ben kendi takımımı düşürecek kararı almam. Ayrıca da yaşım gelmiş, 60'a yaklaşmış. Ben bu saatten sonra bu işle de uğraşmam. Param var, pulum var, işim var, keyfim var, ailem var. Ben bırakıyorum gidiyorum. Deseniz. Futbol federasyonu olacak adam biraz zor bulurlar bu ortamda. Bulsalar bile sizin kadar güvenilirini... İşte doğru yapacaklarını ifade edenler var. Baştan beri yanlış yaptığımızı ifade edenler var. Yani gerçekten hayretler içerisindeyim. bir defa yani bu iş bir sosyal iş. Parası yok, pulu yok. Hayır, o işin o tarafını geçelim ya. Ben oralarda değilim. Bir de biz gerçekten burada kurumsallaşma adına ben halen bu telaş içerisinde bile bir takım işler yapmaya çalışıyorum federasyonda. Burayı yapılandırmak, kurumsallaştırmak, bir mali disiplin içerisinde sokmak için ciddi çabalarımız var. Yani bir taraftan onları yapıyoruz, bir taraftan da bu işlerle ilgileniyoruz. Ya burada somut bir şey, bir matematik yok. Bu sosyal bir olgu. Yani soyut kavramlarla uğraşıyoruz. Elbette ki burada farklı yorumlar olabilir. Elbette ki herkesin düşüncesinin bu iki kere ikinin dört ettiği gibi bir şey değil. Matematik problemi çözmüyoruz biz burada. Yani insanların saygılı olması lazım. Karşısındakilere saygılı olması lazım. Bırakıp kaçmayı düşünüyor musunuz ya? Bırakayım diye. Hayır, düşünmüyorum. Düşünmüyorum ama ya bütün bunlara da değer mi? Yani şimdi bakıyorsunuz. Yani çok gerçekten artık şaşırmıyorum demiştim. Gene şaşırmıyorum ama gerçekten hak etmediğimiz şeylerle muhatap oluyoruz. Ve bunu söylemeye en son hakkı olacak kişiler tarafından bunların ifade edilmesi. Niye en son? Gayet tabii yani benim yaptıklarım ortada. Ya yani bunları hiç telaffuz etmeyecek kişilerin telaffuz etmeleri gerçekten üzücü, yazık. Sadece üzülüyorum, üzüntülerimi iletiyorum. Ben hep ifade ediyorum, beni yakından tanıyanların hepsi çok iyidir. Ben hayatım boyunca yanlış hiçbir işin içinde olmadım. Olmadınız biliyorum. Hiç kimseye haksızlık yapacak bir şey olmadım. Hiç kimsenin hakkının başka birisine geçmesine aracılık etmedim ve etmem. Ben doğru bildiğim yolda yürümeye devam edeceğim. Zaten herkesi, hepimizi herkes tanıyor. Spor camiası da çok iyi tanıyor. Fenerbahçe camiası da hepimizi çok iyi tanıyor. İş aleminde, iş dünyası da bizleri çok iyi tanıyor. Dolayısıyla en doğru kararı toplum verecektir. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ama spor fanatizminin yoğun olduğu yerde o kararlar bir türlü rasyonel olarak verilmiyor. Ama hayır, şöyle yani, evet...
fanatizmin olduğu yerlerde verilmeyebilir ama ciddi spor dünyasında, iş dünyasında, camialarda çok ciddi insanlar var. Bence ölçü odur. Tabii. Oradaki insanların vereceği kararlardır, değerlerdir. Yani ben Mehmet Ali Aydınlar bir günde olmadım. Benim ne olduğumu herkes biliyor. Başkalarının ne olduğunu da herkes biliyor. Tamam, onun için söylediğim gibi bu kararı toplum verir, camialar verir, sistem verir. Yani ben kendimden eminim, rahatım. Ben akşam yastığa başımı koydum. Fenerbahçe'ye karşı bir ayıp yapılıyorsa bunu yapan ben değilim. Kesinlikle değilim. Bir yanlış varsa onun yanlışı, o yanlışı yapanlar hesap versin. Ben değil. Bunun hesabını verecek kişi ben değilim. Yani çok hem onun için hem başkaları için de söyleyebilirim ama ben hiçbir yanlışın içinde olmadım. Yani Fenerbahçeli olarak bak ben Aziz Yıldırım'ı ziyaret ettiğim zaman da eleştirildim. Ne dedim? Ben kulübümün başkanı dedim. Bu iki anlamda da söyleyebilirim. Gerçekten hem ben Fenerbahçe mensubuyum, benim kulübümün başkanı. Hem de ben Futbol Federasyonu başkanı olarak bütün kulüplerin başkanı, benim kulübümün başkanı. Ya ben bunları söylemekten hiçbir zaman hicap duymuyorum. Ben art niyetli bir insan değilim. Kafamın arkasında farklı hesaplar yok. İçimden geldiği gibi konuşan bir insanım. Akşam ya da konuşamayan son günlerde. Akşam yastığa başımı koyduğum zaman rahat uyuyan birisiyim. Kesinlikle gizli hesaplar peşinde koşan, işten pazarlıklı birisi değilim. Beni söylediğim gibi tanıyanlar çok iyi bilir. Gerisi lafı güzaftır. Herkes ne söylerse söylesin ama ben şunu söyleyeyim. Ben aldığım her kararda, attığım her adımda vicdanımın sesini dinlerim ve ona göre hareket ederim. Ben rahatım. Allah ne diyeyim, Allah yardımcınız olsun. Türk futbolunun en kaotik döneminde federasyon başkanı oldunuz. Aklı başında insanlar sizin ne yapmaya çalıştığınızın gayet farkındalar. Bazıları konumları gereği işin gerçeğinin ne olduğunu bilseler bile bir günah geçirdiği sağlıkları için sizi suçlamak zorundalar. Ama bu çok onlara son derece karşı da bence Fatih hoşgörülü Bey. Olmanız lazım. Ama bunlar doğru değil. Yani siz birilerini tatmin etmek için haksız yere birilerini suçlayamazsınız. Bu doğru değil, bu etik de değil. O etik olmadı. Tamam doğru. Yani. Bu böyle küçük işler peşinde koşmamak lazım. Yani. Peki şunu sorayım o zaman. Bir Fenerbahçe olarak sorayım bunu. Evet. İçimde kalmadı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın çevresinde bir takım böyle garip adamlar vardı. İşte son Galatasaray stadında da gördük o adamları. Bunların bir kısmı içeride. Mesela o dönemde Fenerbahçe camiasında Aziz Yıldırım'ı, Aziz Bey, sizin kimliğiniz, kişiniz ve bulunduğunuz konumla bu adamlar örtüşüyor mu? Bunların ne işi var diye uyaran oluyor muydu? Ya ben birkaç şey söylemek istedim. Bir defa bu kişilerin hiçbirisini ben tanımıyorum. Tanımıyorsun. Ya bugüne kadar hiç muhatap olmadım, hiç karşılaşmadım. Ben Aziz Bey'le de çok samimi ilişkileri olan, yakın ilişkileri değil olan birisi de değilim. Ya benim mesafede ölçülü bir ilişkim vardı. Ya dolayısıyla ne böyle bir ilişkiyi gördüm, yani görmediğim de zaten. Görsem de tanımadığım kişiler, tanımadığım bir şey içerisinde diyemez. Bir yorum yapamazdım zaten. Yani dolayısıyla buralarda yokum. Peki, Sayın Başkanım. Konuşacak çok şey var aslında ama hem yasal sınırlamalar hem vakit sınırlamaları hem de sizin ben moralinizin çok bozuk olduğunu gördüğüm için de... Yok, moralim gayet iyi, merak etmeyin. Sağlığınıza sağlık edin. Dikkat edin. Türk futbolunun bugünlerde hangi kulüplerden olursa olsun temiz, düzgün, vicdanlı insanlara ihtiyacı var. Çünkü hakikaten karşılıklı hatalarla yani işte kimisi bu işlere bulaştığı için kimisi de bu işlere bulaşanları rakip görüp onları karalayarak onlar üzerinden bir yere gelmeye çalıştığı için Türk futbolu kaotik bir ortama sürüklendi. Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Beşiktaş'ın onun bunun hataları var ama Galatasaray'ın da bu ortamda yönetimdeki bazı isimlerden dolayı yapmış olduğu hatalar var. Bütün bunlar Türk futbolunun toplam değerini aşağı düşürüyor. Bu aşağı düşükçe de hepimiz bundan zarar görüyoruz. Umarım bu zarar minimumda kalır. Umarım herkes aklını başına toplar. Umarım herkes aynı geminin içinde olduğunu ve gemi batarsa herkesin beraber suya gömüleceğini fark eder ve ona göre bir tavır alır. Sağ olun katıldığınız için. Allah yardımcınız olsun bir kez daha. Peki, çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar konuğumuzdu. Gündemdeki sorulara yanıt almaya çalıştık. Sizlerin sorularını ilettik. Çok fazla mail soru soramadık çünkü mailler kilitlenmiş olduğu için pek az mail elimize ulaşabildi. 100 bin üzerinde mail geldiği söyleniyor şu ana kadar. Ancak sistem bunları bir türlü bize ulaştıramıyor. Teke teke bir süre daha yine ara vereceğiz. Herhalde
birkaç hafta daha teke teksiz idare edeceksiniz. Beni çok özlediğinizin farkındayım ama ben de sizi özledim ama bir süre daha yokuz. Fenerbahçelilere bir kez daha geçmiş olsun diyeyim. Allah yardımcılar olsun. Onların da inşallah bu zor günleri atlatabilirler. Türk sporu adına, çünkü Fenerbahçe sadece bir futbol takımından ibaret değil. Bütün branşlarıyla Türk sporun lokomotif kulüplerinden biri. Metin olsunlar. Küme düşmek dünyanın sonu da değil eğer bir gün öyle bir karar çıkarsa. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak da dünyanın sonu değil. Rahat olsunlar, takımlarını sevmeye devam etsinler, nerede olursa olsun. Hepinize iyi akşamlar diyorum, hoşçakalın.